Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Radyo Spor. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 2 Mayıs 2022 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 8.01'i gösteriyor. Bugün özel yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve futbol gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii bugün Ramazan Bayramı'nın ilk günü, tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak programa başlayalım ve hatırlatmamızı da yapalım. Bugün bayramın ilk günü olması sebebiyle 8'de başladık ve saat 10'a kadar da devam edeceğiz. Bir dinleyicimiz Mahmut Ayan birkaç dakika önce yazmış. Radyo Spor bayram tatili için kapalı galiba demiş. Sabahtan beri İşte Best FM gibi çünkü demiş, sürekli şarkı çalıyor. Ama tabii çok dikkatli bir takipçimiz değil demek ki. Geçen hafta da biz uyarımızı yapmıştık. Yıllardır da böyledir, değişmez. Radyo Spor'da bayramın ilk günleri programlar saat 7 değil 8 itibariyle başlar. Bugün olduğu gibi bizde şöyle bir şey yok. Hani bayram dolayısıyla kapalıyız diyemiyoruz. Açığız ama biraz geç açıyoruz sadece, o kadar. Ali abi günaydın, iyi bayramlar. Günaydın sana da. Sana da iyi bayramlar, herkese iyi bayramlar. Evet, elini öptüm ama bir boş çıktı değil boş mi? Boş bir şey göremedik sonrasında. Evet. Nerede o eski Ramazan bayramları diyerek serzenişle başlayayım. İyi yaptın, doğru yaptın. Evet, hoş geldin sen hoş de. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Vallahi bayramın ilk günü böyle genelde soft, yumuşak bir yani program olması muhtemeldir ama bizim için öyle olmayacak bugün pek sanki. Çünkü bir tarafta Trabzonspor şampiyonluk kazandı. Cumartesi günü biraz zorlansa da, maçında gitgeller yaşasa da, maç sonunda olaylar çıksa da gerçekten ilginç bir gündü Trabzonspor ve Türk futbolu için aslında. Bu konu var gündemimizde. Galatasaray dün evinde Sivasspor'a kaybetti. Çok sürpriz denebilecek. Hani maçta öne geçmişti. Ama sonrasında ikinci yarıda da üst üste yediği gollerle kaybetti. Beşiktaş kazanırken zorlandı. Galatasaray'da geçen cuma günü olağanüstü bir gündem oluştu. Hiç yani ben beklemiyordum açıkçası. Artık bu saatten sonra da seçim iptal olmaz diyorduk ama seçim iptal oldu. Başkan bir tarih açıklamadı henüz. O da çok ilginç. Gerçekten hani konuşacağımız birçok konu maddesi çıktı bugüne. Evet, hani bir taraftan normal hayatın akışı ama diğer taraftan sporun kendi gündemi her zaman için oluyor. Artık Türkiye'de ve Avrupa'da sezonun sonuna doğru gelirken heyecan da var birçok ligde. Rekabet büyük. Mesela İtalya'da ve İngiltere'deki maçlar, şimdi İtalya'da zar zor. Milan mesela bu hafta kazanmayı başardı. 80'den sonra galiba 82-83 attılar böyle. Inter sonrasında kısmen rahat kazandı. 2-1 yaptı. İngiltere yine bu hafta kazanmayı başardı iki takımda. Evet. Oradaki şampiyonluk yarışı çok iyi. Diğer yerler bitti artık. Hani Fransa, Almanya zaten belli olmuştu. İspanya'da Trabzon gibi Real Madrid onlar kazanarak şampiyonluk kutladılar. 5 büyüklükte durum bu. Portekiz'de bitmedi değil mi? Portekiz'de Porto çok yakın. Porto aynen. Eli kulağında. Şampiyonluğa. Dolayısıyla artık sezon sonuna doğru gelirken bu tarz konuşmalar ve bu tarz sohbetler son derece normal. Dediğin gibi hani Türkiye'de de gündem oldukça yoğun. Aslında hani Trabzonspor'un şampiyonluğuyla başlayacağız. Galatasaray'daki gelişmeler de çok enteresan. Evet. Ve ligin dibi de hani evet, Gaziantep'le ya, orası, beraber evet, Gaziantep. Orası da ilginç bir noktaya geldi. Gaziantep hala çok şanslı. Sadece bir puan yetiyor ligde kalmak için ama işte futbol bu, belli olmaz. Yani eğer Gaziantep'in başına da ummadığı şey gelirse bu tarihe geçecek bir olay olur. Dün Diçko'nun mesela golü 62-63 metreden bir gol attı. O çok acayipti. Rize Spor'un ilk deplasman galibiyeti 7 golle birden geldi. Dün öne geçen hiçbir takım maçını kazanamadı. Hepsi kaybetti.
Hani enteresan bir haftaydı. Evet, o istatistikleri bilmiyordum, son dediğin öne geçenlerin. Kaybetti Galatasaray ve Kayseri zaten bu açıdan ligin en iyi takımları. Kayseri en kötüsü. En kötü, en iyi derken tabii en kötüsü. Konya var bu haftaya kadar. Belki Galatasaray geçmiştir şimdi Konya'yı da istatistik olarak. O açıdan aslında çok da şaşırtıcı değil. Şimdi Trabzonspor'la başlayalım. Cumartesi gününe uzanalım. Aslında tabii bugün uzun zamandır bekleniyordu Trabzonspor'da sürekli. İşte hangi hafta şampiyonluğunu ilan eder, rekor kırar mı diye diye üst üste puan kayıpları gelmişti. Bu hafta da Antalya aslında ligde Trabzonspor'un yenemediği tek takım oldu. Evet. Bugün bu maçla birlikte. Maçta zorlu geçti. Özellikle berabereyken kaçırılan penaltı çok farklı bir senaryo olabilirdi maç sonunda, ama Trabzonspor'da her zaman olduğu gibi bu sezon Uğurcan Çakır devreye girdi. Takımını maçta tuttu ve devamında Trabzonspor getirmeyi başardı ve şampiyon oldu. Çok kıymetli bir şampiyonluk, çünkü 3 büyüklere bayağı bir puan farkı attılar. Domine ettiler ligi, uzun süre lider götürüp şampiyonluk kazandı Trabzonspor. Bir kere bu açıdan kıymetli. Şampiyonluğun oluşum aşaması bence kıymetli. Yani planlaması, geçen sezondan başlayıp yaz döneminin başında transferlerin çoğunu bitirip neredeyse her oyuncudan büyük bir katkı almaları, transferde hani çok böyle karavana diyeceğimiz bir şey olmaması, çok büyük sakatlıklar yaşadılar sezon içinde, önemli oyuncularını kaybettiler, onların yerini doldurmayı başardılar. Hani nereden bakarsak bakalım, Trabzonspor'un bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde, Ahmet Ağoğlu başkanlığında yaptığı çok büyük bir iş ki bunun da devamı bekleniyor tabii. Bir sezonla kalması pek kimseyi tatmin etmez. Evet, Trabzonspor'da yıllardan beri, çok uzun yıllardan beri bir şampiyonluk özlemi vardı ve Trabzonspor zaman zaman iyi kadrolar yakalamasına rağmen sezon içi istikrarı sağlayamadığı için, yönetim tarafında huzursuzluk yaşadığı için, belli iyi kağıt üzerindeki transferlerden fayda sağlayamadığı için sonuca ulaşamamıştı. Aynı zamanda tabii rakipleri de bu sezon olduğundan daha kuvvetli, daha istikrarlı bir görüntü çiziyorlardı. Senin söylediğin bence en kritik nokta geçen senenin sonundan başlayan bir planlama. Geçen senenin sonundan itibaren Trabzonspor'un Abdullah Avcı'yı tercih etmesi. Abdullah Avcı'yı tercih ettikten sonra plan, program ve transferlerini çok erken tamamlaması. Yani Bruno Peres'in, Gervinho'nun gelişini hatırla. Daha sezon bitti, geldiler neredeyse. İşte Ahmet Ağoğlu bahsetti, kamp programlarının, her şeyin hazırlı olması. Yani Trabzonspor deyim yerindeyse işini sıkı tuttu bu sezon başında. Abdullah Avcı'nın da bu ligle alakalı olarak tecrübesi çok yüksek. Oyun planı belki taraftarın öyle gözüne çok hoş gelen bir oyun değil, ama genelde sonucu da beraberinde getiren bir oyun. Trabzonspor hani bu sezon geçen yıldan taşıdıklarını iyi bir şekilde bir kademe daha yukarı çıkardı ve sezonda, tüm sezon içerisinde yavaşladığı noktada, artık biraz daha pirinin tükendiği noktada zaten Trabzonspor ligin fişini çekmişti. Hani her takım sezon içerisinde belli düşüşler yaşayabilir, işler onlar için kötü gidebilir, ama Trabzonspor işte son 6-7 haftaya kadar, yani 28-29. haftaya kadar zaten ligi domine ederek, özellikle puan olarak domine ederek, çok yüksek bir galibiyet yüzdesine ulaşarak, içeride dışarıda yediği gol bakımından, attığı gol bakımından, yani neredeyse tüm istatistiklerde, lige yansıyan tüm istatistiklerde ön plana çıkarak zaten işini bitirmişti. Ondan sonra rakiplerin bir ara hatırla 20'şer puan, 20'den fazla puan farkla Trabzonspor öndeydi. 3 büyük rakibinden bahsediyorum. Konyaspor'un zaten nefesinin yetmeyeceğini, bir yerde takılacağını hemen hemen herkes biliyordu ki tahminlerde kimse yanılmadı. Konyaspor'un da nefesi Trabzonspor'u çok fazla zorlamaya yetmedi ve gelinen noktada artık Trabzonspor sezonun bir noktasında tamam ben şampiyon oldum dedi. Ondan sonra hafif bir düşüş yaşadı. Ancak o düşüşte burada da anlattık, kabul edilebilir, anlaşılabilir bir düşüştü. İşte son Antalya maçı da aslında hala düşüşün etkileriyle beraber değerlendirilebilecek bir karşılaşma olduğu için öyle çok teknik taktiğe girilecek bir mücadeleydi. Genelde şampiyonluk maçlarında öyle şeylerde çok fazla konuşulmaz. Trabzon açısından, ama Antalya cephesinde o beklerin kullanımı benim dikkatimi çekti. Bilmiyorum seni çekti mi? İkisini de aynı anda Antalya, mesela Antalya merkezde kullanması çok
Nuri Şahin döneminde alışık değildik. Yani Güray'ı daha çizgiye basarak uzun toplarla buluşturmayı seven bir Nuri Şahin görmüştüm ben izlediğim maçlarda. Ama bu maç orada hem Güray'ı hem Bünyamin'i çok farklı kullandı. Antalya'sın istediğini söyleyebilirsin. Çok değişik olarak. Trabzon için söylüyorum ben. Trabzon açısından orada önemli olan bir şekilde puanı almaktı. Trabzonspor'da o ihtiyacı olan puanı aldı. Ve çok beklediği şampiyonluğu ilan etti. İyi bir kadro, geniş bir kadro. Sezon içerisinde az önce sen de dile getirdin. Özellikle savunma bölgesinde geri dörtlüyü kurmakta Trabzonspor zorlandı diyebiliriz. Yani sol bek sezonun ilk bölümünde ciddi bir problemdi. Orada İsmail Köybaşı'nın görev aldığı karşılaşmalarda yetersiz olduğunu hep beraber gördük. Daha sonra sağ bek pozisyonunda olan Bruno Perez zaman zaman sola geçti. Bu kez sağ bek pozisyonu farklılaştı. İşte Edgar'ın uzun süreli sakatlığı yine Trabzonspor için ciddi bir dezavantajdı. Trabzonspor aslında sezonun kritik haftalarını iki tane as stoperini bir arada oynatamadan, hatta savunma hattını da düşünürsen ideal dörtlüsünü bir arada oynatamadan geçirdi. Sol bekte uzun süre Trondsen'i gördük. Trondsen orada bir merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen sol ayaklı olduğu için tercih edildi. Doğru, orada biri vardı diyorum. Ben de İsmail Köybaşı, Dansville, işte Poaç var. Birini aynen de unutuyorum diyorum. Bak unutmuşuz bile evet. Trondsen'i kaç maçta. Trondsen oynadı. İşte Dansville oraya kaydırıldı. Ondan sonra ara transferde Poaç geldi. Trabzonspor bir şekilde orayı en azından orijinal mevki olan bir oyuncuyla halletti. Sağ bekte Bruno Perez'in yokluğunda Dorukhan zaten sezonun joker ve hani bana sorarsan Trabzonspor içerisinde ilk dörde yazılabilecek kadar değerli performanslar sergiledi. Uğurcan zaten sezonun ayrı bir hikayesi. Bu kadar fazla puan toplayan, puan ortalaması olan bir takımda bir kalecinin bu kadar fazla kurtarış yapması çok sık görülen bir şey değil. Genelde ligde en fazla kurtarış yapan takımlar kaleciler orta ve alt sırada yer alan takımların kalecileri olur. Uğurcan burada bir istisna yaptı. Zaman zaman o çok eleştirildi. Trabzonspor'un sezon macerası boyunca hani dendi ki evet Trabzonspor tamam lider şöyle böyle ama çok fazla şut attırıyor rakiplerine. İşte Uğurcan olmasa şu bu çok konuşuldu ama işte zaten oyuncuların olma sebebi de o. Yani Uğurcan orada olduğu için böyle seslikler çıkıyor. Uğurcan o yüzden Trabzonspor'un kalesinde. Merkeze baktığın zaman merkezde sezonun başında olağanüstü bir Marek Hamşik izledik. Sezonun ilk başında Bakasetas direkt gollerle Trabzonspor'a birçok puan kazandırdı. Trabzonspor hani genel anlamda birçok oyuncuyu ön plana çıkardı ama oyuncular dönem dönem Trabzon'da parladı. İşte Bakasetas'ın sezon başında parlaması, Marek Hamşik'in yine sezon başı sezon ortasına kadar giden bir performansı, sezonun son bölümünde merkezde bu kez Siopis'in yıldızlaşması, işte Berat'ın kayıp deneyebileceğimiz bir sezonu genelde çok çok iyi görmedik Berat'ı merkez orta aslında sahada. Aslında o da milli takımda da formayı almıştı Kuntz'la birlikte ama sonrasında ikinci bölümü, ligin ikinci bölümünü o da çok iyi geçirdi. Mesela yedikleri ikinci golde o kadar ağır çıkıyor ki offside'ı bozan oyunculardan bir tanesi son karşılaşmada. Yani Berat'ta bir düşüş oldu ama hani o da en azından başlarda belli bir standartı yakalamaya çalıştı. Vakayeme dediğin zaman zaten o da hani Uğurcan gibi ayrı bir hikaye. O da birçok maçı tek başına bireysel yeteneğiyle çözdü. Ara transferde gelen Vişça neden çok önemli bir oyuncu olduğunu, neden son 10 yılda çok uzun bir süre, bu çok istikrar açısından çok uzun bir süre lige damga vuran isimlerden biri olduğunu ispatlar derecesinde bir performans ortaya koydu. İşte kritik Galatasaray maçında puanı getiren, galibiyeti getiren golü attı. Ondan önce 2 tane 1-0'da zannedersem golü Vişça attı. Hani o da böyle bir dönem geldi, hemen etki yaptı. Asistle, golle katkısını ortaya koydu. Cornelius Janini dediğin zaman Janini müthiş bir görev adamı. Hani basketbolda en iyi 6. adamı seçerler ya. Hı-hı. Sanki futbolda da en iyi 12. adam Janini'ydi bu sezon. Zaman zaman 11'de oynadı. Zaman zaman oyuna sonradan girdi ama hep etkiliydi. Dorukhan gibi o da birçok farklı bölgede oynadı. İleri uçta evet, tek başına oynadı. Solda oynadı. Hatta 8 numara gibi oynattı. Doğru. Karşılaşma da oldu. Doğru. Yani o da kendisi açısından müthiş bir sezon geçirdi. Gol katkısı verdi. Cornelius 15 gole ulaştı.
Çok düzgün bir karakter. Hep işini yapan bir karakter. İşine odaklanan bir karakter. 15 gollük bir katkı verdi. Belki Sörloth kadar fırtınalar koparmadı ama sessiz sedasız o da kendi adına kariyer sezonlarından birini geçirdi. Takım tabii iyi olunca, takımdan da farklı oyunculardan da gol katkısı gelince böyle santrforun illa 20-25-30 atması beklenmiyor. Gerek, doğru söylüyorsun. O yüzden belki diğer oyuncular bu kadar golcü olmasa Cornelius'un performansı bir büyük takım için batabilirdi. Yani doğru. Çok az golde kaldı denebilirdi ama Vişça'dan gol katkısı alıyorsun. Vakeme'den alıyorsun. Orta sahadan, evet, savunmadan alıyorsun. Sezonun son bölümünde Abdülkadir Ömür'ün hem özgüven yakalamasıyla beraber hem istikrar yakalamasıyla beraber maçları etki eden bir performans oldu. Hem Türk futbolu için, hem Trabzonspor için, hem milli takım için çok önemli bir isim olduğunu tekrar hatırlattı Abdülkadir Ömür. Hani Trabzonspor takım olarak böyle belki ligin genelinde çok uçup kaçmadı ama diğer takımlardan ayrıldığı nokta istikrarını sezona yaymayı başardı. Ufak tefek sendelemelerde panik yapmadı. Abdullah Avcı o kısmı da bence iletişim açısından iyi yönetti. Şampiyonluğa çok yakın oldukları dönemde daha hiçbir şey bitmedi dedi Abdullah Avcı söylem olarak. Daha hala yapacağımız işler var dedi. Trabzonspor puan kaybetmeye başladığı işte son haftalarda artık bu işin bittiğini camiaya söyledi Abdullah Avcı. Bitmemesine rağmen bunu söyledi. İletişimi o şekilde tercih etti. Hakemlerle, rakiplerle Abdullah Avcı neredeyse tüm sezon boyunca hiç uğraşmadı. Bu çok büyük bir artı. Trabzonspor'un o artık biraz da hani ruhuna işlemiş agresifliği Abdullah Avcı iyi kontrol etti, iyi bastırdı sezonun zor bölümlerinde. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Trabzonspor açısından da çok başarılı bir sezon geride kaldı. İşte son olarak Ahmetoğlu basın toplantısında diğer takımlarda Trabzonspor örnek alsınlar, onların yapması gereken Trabzonspor'un yapması gerekendir dedi. Bu noktada bu sezona dair planların da, gelecek sezona dair planların da hazır olduğunu anlayabiliyoruz. Dün Torrent basın toplantısında normalde dedi transferler Mayıs ayında bitmesi gerekir. Biz şu an geç kaldık dedi. Örneklerle anlattı. İşte Trabzonspor bunlardan ders alan, başkasının hatalarından da ders almanın ne kadar önemli olduğunu zaman zaman programda konuşuyoruz. Bir anlayışla hak ettiği bir şampiyonluğu kazandı. Emeği geçen herkesi kutlamak lazım. Tebrik ediyoruz. Ama daha da önemlisi umarım işte senin söylediğin gibi bu bir sezonluk bir şey olmaz. Çıkış olmaz. Çünkü bak dikkat et. Başakşehir şampiyon oldu. Bir daha şampiyonluk yarışına giremedi. Beşiktaş şampiyon oldu. Şu an 6. Şampiyon olan takımlar dağılıyor değil mi? Bir anda böyle bir garip hale geliyor. Normalde en azından yarışın içinde olması beklenir. Şampiyon olan takım 4 sene üstü şampiyon olsun demiyoruz ama yani kalkıp da 6. 8. olmaması gerekir bir şampiyon takımın bizim ligimizde en azından. Beklentim hani Trabzonspor'dan istikrarlı bir anlayış. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia, iddia. ...8.20 saatlerimiz Trabzonspor'un şampiyonluğunu konuşuyorduk. Tabii konuşulacak çok fazla detay var bunun içinde. Mesela onlardan benim aklıma gelenlerden bir tanesi sezon başındaki bu Galatasaray karşılaşması. Trabzon'da oynanan sezonun 4. maçıydı ligde. Trabzonspor bu karşılaşmayı 3-3 yaparak gelmişti. İlk maçta belki hatırlarsınız Yeni Malatyaspor deplasmanda 5-1 rahat bir şekilde gövde gösterisi yaparak, ki o dönem böyle bir yandan Avrupa elemeleri de oynanıyordu ve Trabzonspor için şu söyleniyordu: bu takım her maç gol atar. Öyle bir takım. Hücuma çok fazla önem veren bir anlayışla Abdullah Avcı sezona başlamıştı. Sonrasında hücuma ağırlık verdi ama oyun biraz farklılaşmıştı. İkinci hafta Sivas'ı 2-1 mağlup edildi Trabzon. Üçüncü hafta Giresun'u bir kornerden Vakeme'nin golüyle biraz da zorlanarak mağlup etmişti. Ama yine de Trabzonspor için sezona böyle bir başlamak önemliydi. Ama işte Galatasaray maçına gelindiğinde bir de ilk yarıda skor 2-0 Galatasaray lehine olunca böyle bir homurdanmalar, protestolar özellikle Abdülkadir Ömür'e karşı, ki teknik direktör Abdullah Avcı da Abdülkadir Ömür'ü ve İsmail Köybaşı'nın iki oyuncusunu dakikalar 37'yi gösterdiğinde çıkarmış ve tepkiler de bayağı çoğalmıştı o esnada futbolcu. Abdülkadir Ömür gözyaşlarını tutamamış, işte devre arası olmuş, Taylan Antalyalı gidip teselli etmişti. Doğru. Kendi takım arkadaşları da şu anda bu arada hatırlıyorum bunları, hiç bunlara bakmamıştım da konuştukça o
gün yaşananlar aklıma geldi tek tek. Buradan Abdülkadir Ömür mesela müthiş bir geri dönüş hikayesi yazdı. Bu kadar kısa sürede bunu başarması bence sezonun yine en kıymetli hikayelerinden biri. Çünkü olur, bazı futbolcular kötü gider ve toparlanması uzun süre. Hatta bazen toparlanamaz bile. Mesela hani örnek verecek olursak, birebir aynı tabii ki olmayacak hiçbiri ama Oğuzhan Özyakup. Böyle kötü gittiği, protesto edildiği dönemler oldu. Ama bir türlü hani birkaç maç böyle kıvılcım gösterip tekrar sönen bir performansı vardı. Ama Abdülkadir Ömür'de hiç öyle olmadı. Yani dibe vurdu neredeyse sezon başına ama sonrasında hemen ayağa kalkıp ve performans vermeye tekrar eskisi gibi başladı. O ilk çıktığı dönemlerdeki gibi. Hatta çok daha iyisi, çok daha gelişmişi oldu Abdülkadir Ömür. Hani bu kadar kısa sürede bunu başarması bence olağanüstü bir iş Türkiye şartlarında. Sezon başında aslında tartışılan bir oyuncuydu. Çünkü Şenol Güneş milli takım kadrosunu alıp hiç şans vermemişti, hatırla. Evet. Euro 2020'de. İşte Abdülkadir Ömür ne yaptı ki geçen sezondan Euro 2020 milli takım kadrosuna alındı? Tartışması yapılmıştı yaz ayları boyunca. Yani aslında Abdülkadir Ömür'ün sezon öncesi psikolojisi de pek iyi değildi. Çünkü önceki sezonun son bölümünde sakatlığını atlatmış. Yeni yeni oynamaya başladıktan hemen sonra da milli takıma çağrılmıştı. Ve milli takıma çağrılması az önce söylediğim gibi çok eleştirilmişti. Ama gelinen noktada Abdülkadir Ömür'ün gol olarak mesela en fazla gol attığı sezon 7 gol oldu. Hı hı. 7 gol 3 asistlik bir performansı var şu ana kadar ligde. 31 karşılaşmada yaptı bu istatistikleri. Bunun yanında Abdülkadir Ömür'ün tabii uzun süredir Türk futbolunun gündeminde olması onun biraz yüzünün eskimesini de beraberinde getiriyor aslında. Şu an bahsettiğimiz sadece 22-23 yaşında gencecik bir çocuk. 22-23 yaş dediğiniz zaman işte altına girdiği stres, yaşadığı baskıyı atlatmak, kaldırmak çok kolay bir iş değil. Ama işte çok genç oynamaya başladı. Çok genç yaşta onunla ilgili birçok şey yazıldı, çizildi. Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği işte onun için gelen 23 milyon euroyu reddettim sözü zaten önemli bir sözdü Türk futbol tarihinde. Hani 23 milyon euroya satmadım çünkü ondan sonra üst üste iki tane büyük sakatlık geçirdi. Bir anda piyasa değeri de 7-8 milyon euroya kadar düştü Abdülkadir Ömür'ün. Ama işte bu sezon eğer hikayesi olacaksa, hikayesi yazılacaksa birkaç paragraf ayrılması gereken oyunculardan biri kesin o. Çünkü senin dediğin gibi hani sezon içerisinde o gücü gösterdi. Destek aldığını biliyoruz. Evet. Hem fiziksel olarak hem mental olarak Abdülkadir Ömür'ün destek aldığını biliyoruz. Tabii gencecik bir oyuncu. Buna hemen karşılık vermesi de oyunun her iki tarafında yani mental güç olarak da fiziksel güç olarak da onun karşılığını alması, özgüveni yükseldikçe daha iyi işler yapması çok güzel bir örnek. Çok güzel bir hikaye. Ona da ayrı bir tebrik göndermek gerekir. Evet, şimdi tabii Trabzonspor'da iyi şeylerden bahsediyoruz. Ama belirsizlikler de var. Mesela Vakeme'nin durumu, sözleşmesi biten ve bu takımın en önemli parçalarından biri sol tarafta. Yani yerine transfer edilen ya da o bölgeye gelen Kouassi de çok hareketli bir oyuncu ama Vakeme'den çok çok farklı. O yüzden Vakeme acaba takımda kalacak mı, gidecek mi yeni sezon planlamasında? Onun yeri neresi olacak? Bakasetas'ın devre arası da takımdan ayrılma ihtimali vardı. Sporting'e gitmesi bekleniyordu. Yaz döneminde de o ilgi devam edecek mi? O kadro planlaması da açıkçası en merak ettiğim şeylerden biri Trabzonspor'da. Çünkü genelde hamlelerini erken yapmayı seven bir takım haline dönüştüler gelenler konusunda. Ama gidenler konusunda ya da gitmesi muhtemel futbolcular, onların durumu da belirleyici olacak. Yani Vakeme'siz bir Trabzonspor mu göreceğiz yoksa? Çünkü çok uzadı süreç orada da, hala işte Mayıs ayına geldik, bir imza yok. Önünde de önemli kupa karşılaşmaları var Trabzonspor'un. Açıkçası o yeni sezon planlamasında merak ediyorum. Hangi bölgelere takviye gelecek? Planlamayı mesela ilk 11'de minimum 4 yerli futbolcuya göre mi yapacak Trabzonspor? Çünkü eğer o kural devam ederse seneye 7 yabancı 4 yerli olacak. Evet. En az 4 yerli olacak ilk 11'de ve Trabzonspor'un sezon başındaki buradaki planlaması işte kalecisi yerli, sol beki yerli gibi düşünülmüş. Bir de Berat ilk 11'deydi. Böyle İsmail Köybaşı
İşte Berat Uğurcan'la oynuyordu Trabzonspor. Tabii sezon içinde Abdülkadir Ömür vites yükseldiğince o 11'e girdi. İsmail devreden çıktı. İşte stoperde Ahmet Can, onu gördük. O planlamayı da yerli aklında hangi bölgelerden yana kullanacağını merak ediyorum. Çünkü mesela Santrfor'da genelde takımlarımız yerli kullanmıyorlar. Yabancı gidecekler. Vakeme devam etse zaten yabancı, etmese Kouassi yabancı, Vişça yabancı, işte Hamşik var, Siopis mesela, bu takımda şu an kolay kolay Siopis'i kesemezsiniz. Yani Siopis'i ilklerden biri olarak yazarsınız, ondan sonra diğer futbolcuya yazarsınız. Hamşik dedik, stoperlerden biri Vitor Hugo, diğeri Densville kiralık ama o da çok beğenildi. Yedek başlamıştı sezona, bir rol oyuncusu gibi gözüküyordu ama hem stoperde hem sol bekte oynadı. Ve oynadığında da çok iyi oynadı Densville. Yani Edgar Ye sakatlandı, Trabzon kötü etkilendi ama Densville hemen bulunca da onun yaralarını çabuk sardı orada mavili ekip. O da eğer kalırsa ilk 11'e yazacaksın. Bruno Perez, o da çok iyi bir profesyonel. Buraya kesinlikle yatmaya gelmemiş. Performans vermeye gelmiş. Yani bu hep. Ama uzun süreli bir sakatlığı oldu şimdi onun da. Evet. Maalesef o da 6 ay değil mi yaklaşık, evet, kalacak. Aşil'den doğru gitti ki Aşil'den sonra dönmek de çok kolay olmuyor. Evet, işte orada belki bir yerli opsiyonu. O yerliler, o kadro planlaması nasıl, kafasında nasıl bir plan var? Bu üçlünün, Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Ağoğlu üçlüsünün. O da yeni sezonda yakından takip edeceğiz tabii. Bir şeylerin değişeceği kesin. Zaten sadece savunma hattına bakarsan bile orada bu sezon gördüğün dörtlüleri gelecek sezon görmeyeceğini söyleyebilirsin. Evet, Bruno Perez zaten yok. Puaç kiralık. Puaç kiralık zaten. Densville de kiralık aslında ama işte alınacak mı? Tamam. Ama oraya mutlaka bir stoper gelecek. Edgar'la da yollar ayrıldı. Evet. O da dönmez tahminen. Biraz büyük bozuk. Büyük ihtimalle dönmez. Evet. Ayrılmıştı. Verdiği röportajda. Uğurcan transfer olabilir. Evet. Uğurcan'ın ayrılma durumu olabilir. Dolayısıyla orada ciddi bir değişiklik olacak. Merkezde işte sana katılıyorum. Siopis, onun alternatifi olarak şu an Berat gözüküyor. Ama alternatif de yani çok fark olduğu gözüktü. Doğru ama aslında. İşte oraya zaten alternatif olarak yerli bir oyuncu düşünürsün. Evet, Berat olur. Yerli bir oyuncu olduğu zaman Berat olacak. Hı. Yani orada Trabzonspor bir hamle yapmasına gerek yok. Çünkü başka yerlerde ciddi sıkıntılar doğabilir gibi gözüküyor. Onun dışında Marek Hamşik herhalde kalır. O da kariyerin ilk şampiyonluğunu yaşadı. Evet, Napoli ile yaklaştığı sezonlar olmuştu. Hani bu yaşta kariyerin ilk şampiyonluğunu yaşadı. O da çok mutluydu. Bakasetas'ın ayrılma ihtimali yüksek ki ayrılması iyi olur gibi. Bence de. Çünkü genel olarak katkı vermedi. Trabzonsporlu taraftarlar da Bakasetas ayrılırsa teşekkür ederler ama çok üzülmezler diye düşünüyorum. Dorukhan her zaman orada kuvvetli bir bonus olduğunu gösterdi. Yani bu sezon stoper de oynadı. Sağ bek de oynadı. Merkez orta saha da oynadı. Transfere göre sağ bek de birinci oyuncu bile olabilir seneye yani. Dorukhan'la başlayıp sağ ama bekte. İşte ne olur? Hani her zaman bir alternatif olur. Merkez orta sahaya. Onun dışında Abdülkadir Ömür'den orada faydalanıyor. Orası hani biraz daha az operasyonla halledilebilir gibi. Sağında Vişça'nın yeri değişmez. Orada orası banko. Sol ön senin dediğin gibi bir sıkıntı. Janini mesela acaba transfer olur mu? Olmaz mı? Çünkü o da ara transfer döneminde de bir konuşulmuştu galiba değil mi? Olabilir yazın diye. Yazın da konuşuldu. Ayrılabilir diye. Konuşuluyor. Gervinho sözleşmesi var ama yani zannetmiyorum onun da artık bu saatten sonra dönüp katkı verebileceğini. İşte Kouassi orada biraz daha fazla ön plana çıkar. Çünkü sonuçta Trabzonspor'un şu mevcut oyunuyla bir 3 tane minimum etkili kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Kouassi de onlardan biri olabilir diye düşünüyorum. Neticede işte ara transfer döneminde yapılan genç hamleleri var. Evet, onları unutmamak kalan lazım. Haftalarda bir kısmını görürüz, belki görebiliriz. Görürüz. Çünkü şu yüzden tam emin olamıyorum. Bir de kupa hedefi var ya Trabzonspor'un. Hani ligde de böyle birdenbire böyle tamamen genç oyuncuya dönmesi pek mümkün değil. Çünkü kupada da bir rövanş ve bir şimdi de muhtemel final var. Bu hafta biraz rotasyonlu bir kadro olur. Biraz yaşlılar dinlenir. Evet, çünkü öbür hafta içi kupada kupa rövanş var. Kupada az bir kadro oynar. Aynen. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı değil mi? Kayseri karşısında. Evet. Ondan sonra yine ligde ufak bir rotasyon görürüz diye tahmin ediyorum ben. Neticede tabii ki zaten şampiyon olsanız da şampiyon olamasanız da bir kadro mühendisliği yapılıyor. Ama Trabzonspor'un farkı işte bunu diğerlerinden önce düşünüp ne yaparız ne ederiz diye karar verip hızlı hareket etmeleri. Ne kadar hızlı hareket edersen, ne kadar erken karar verirsen senin için lehine oluyor. Hani Trabzonspor'da Bruno Perez ile Gervinho'nun, belki Gervinho ve Bruno Perez şampiyonlukta
kilit oyuncular olmadılar ama daha geçtiğimiz sezon biterken gelmeleri Trabzonspor'un bakış açısını gösterilmesi açısından değerliydi. Bu sezon da o anladığımız kadarıyla devam edeceği için yine rakiplerinden önde. Şimdi daha Galatasaray seçimini yapamadı. Evet. Yani Fenerbahçe yani 6 aydır teknik direktörünü getirecek, teknik direktörüne karar verecek. Beşiktaş desen Valerian İsmail iyi mi kötü mü daha şey karar veremedi. Camia karar veremedi. Orada da büyük bir kadro mühendisliğine ihtiyaç var. Hani rakipler bu durumdayken Trabzonspor geçtiğimiz sezonki çizgisini bozmazsa gene rakiplerinden önde bir start alacak. Rakiplerinden önde start aldığın zaman da 7 puan 6 puan geride kalan takım panik yapıyor. Birdenbire büyük kaoslar çıkıyor ve o kaoslarda kendi kendilerini yok ediyorlar. Bunlar önemli noktalar ama Trabzonspor'un da tehlikesi işte az önce bahsettiğimiz. Yani bizde şampiyon olan takımlar ne hikmetse özellikle son dönemde bu başarıyı paylaşamama mı dersin? Hani doymuşluk diyemeyeceğim. Başakşehir şampiyonluğa mı doydu? Hani Beşiktaş tamam ondan önce bir iki şampiyonluğu var ama iyi bir şey yakalamışken darmadağın oldu. Teknik direktörüyle beraber, yönetimiyle beraber hatta belki öyle düşünmek lazım. Trabzonspor'u bekleyen tehlike odur. Eğer orada biraz daha serin kanlı kalınabilirse, işte süreç daha sakin idare edilebilirse çok büyük bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. En azından sezon başında rakiplerinin önünde olacaklardır. Evet, orada ama ben de bir tehlikeye dikkat çekeyim. Bu Türkiye'de son dönemde biraz bunun da payı olduğunu düşünüyorum. Avrupa karşılaşmaları, grup karşılaşmaları. Trabzonspor bu sezon bunun avantajını gördü. Birçok teknik adam da verdiği röportajda o sezon başında Roma eşleşmesinde Trabzonspor'un elenmesinin ligdeki şampiyonluğunda aslında önemli bir pay olduğunu düşünüyor. Bunda da çok haksız değiller. Yani Beşiktaş'ı gördük Şampiyonlar Ligi'nde. İki maçta yıprandı. Sezonu neredeyse o iki maçta kaybetti sakatlıklarla, özgüvenle birlikte. Şimdi Trabzonspor seneye çok büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi'nde playoff turundan katılacak. Yani bir elemeyle gruba kalma şansı var. Kalamazsa da Avrupa Ligi'nde zaten devam edecek her halükarda. Avrupa'da boy gösterecek. Yani geçen sezon, yani bu sezon olmayan bir şey yaşanacak Trabzonspor'da. Bunu nasıl idare edecekler? O da sezon başında, gelecek sezon için tabii söylüyorum. Onlar için belirleyici olacak. Onu da Türkiye şartlarında es geçmemek lazım. Son olarak da bu faslı kapatmadan, maçtaki olaylara da değinmeden geçmek istemiyorum. Çünkü maçın sonunda gerçekten çok kötü şeyler yaşandı. Daha da kötüsü olabilirmiş. Yani biz tabii o hengamede takip etmek çok güç. Ben sonrasında sosyal medyaya düştüğünde o darp olaylarını gördüm işte. Boffin'le Florianus iki futbolcusunun darp edildiğini söylüyor Antalya Spor Cephesi. Çok sinirliler. Nuri Şahin maç tekrar başlayacağı için tahmin ediyorum ki orada çok sinirliydi. Çok istemediğimiz görüntüler oldu. Keşke yaşanmasaydı. Hani böyle bir şampiyonluk tamamen güzel bir şekilde kutlansaydı ama erken girmesi, sonrasındaki yaşananlar orada kötü bir tat bıraktı. Antalya Spor'da bence haklı bir isyanı var. Onlar da hakkını arayacaklar. Bilemiyoruz hani PFDK sekleri olur, ne ceza giydir kulübe, para cezası mı bilmiyoruz ama onu da bu hafta içi büyük ihtimal salı günü öğreneceğiz. Bunu da bahsetmeden geçmeyelim dedik. Araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. ...8.39 saatlerimiz... Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'u konuştuk. Bir de alt tarafta üst lige çıkanlar, şampiyonlar belli oldu. Ankara Gücü ve Ümraniye Spor. Onlar da Süper Lig'de önümüzdeki sezon mücadele edecekler ve Ümraniye'nin gelmesiyle birlikte tabii bu haberler yapılmaya başlandı. İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi Süper Lig'de. 3 büyükler harici işte Karagümrük, Başakşehir, Kasımpaşa da zaten mücadele ediyordu. Şimdi 7 farklı takım olacak. Yıllar sonra Süper Lig'de 7 İstanbul takımı olacak ki bu sayının 8'e çıkma ihtimali de bir hayli yüksek. Çünkü playoff'a katılacak takımlara da bakıldığında İstanbul Spor ve Eyüp Spor'da. Oradalar şu anda da hatta 2 takım eşleşiyor mevcut puan durumuna göre. Tabii işler değişebilir, çok yakın orada puanlar. Birini yani finalde kesin olarak görebiliriz. Diğer tarafta Erzurum ve Bandırma Spor var. Orada playoff potasında an itibariyle ama Samsun'un, Tuzla'nın, Manisa'nın da ve hatta
bakayım. Manisa'nın iddiası var ama çok düşük tabii. Bu takımların da playoff'a kalma şansları var. Seneye de bakalım. Ankara Gücü de hemen toparlamayı başardı. Lige veda ettikten sonra Süper Lig'e tekrar çıktılar ama mesela Gençler Birliği için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Genelde artık hani bu ekonomik olarak da zordaki kulüplerin düştükleri anda ben kolay kolay toparlayabileceklerini düşünmüyordum ama Ankara Gücü bunu başardı. Gençler Birliği kısmı pek onun açıkçası tutmadı. Bir de birincilikte kümede kalma yarışı, oradaki dengeler sürekli değişiyor. Şimdi Bursaspor, burada ümitsiz konuşuyorduk onlarla ilgili ama bir baktık şimdi iki maçtır kazanıyorlar. Hala küme düşme hattılar ama 3 puanlık bir fark kaldı küme düşme hattının üstündeki Altın Ordu'yla. Evet. Altın Ordu bu hafta kaybetti. Ümraniye maçı var Bursaspor'un iç sahada. Ümraniye şampiyon olduğu için Bursaspor tabii orada, yani Ümraniye'nin şampiyonluğuyla beraber dengeler değişti. İşte bir anda fikstür mesela Ümraniye'nin o şampiyonluk maçı olsaydı Bursaspor için acayip zor bir karşılaşma olabilirdi. Ama şampiyon olunca dengeler değişti. Bir de aynı puanda olduğu Menemen'le maçı var Bursaspor'un. Evet, o maç mesela bir dezavantaj. İçeride ama son hafta içeride olması. İçeride iki takım da can tabii derdinde olunca o maç Bursaspor açısından sıkıntılı. Arada ama, bir de Bandırma var bu arada. Evet, Bandırma da playoff mücadelesi veriyor. Hani Bursaspor'un bana sorarsan en kolay maçı Ümraniye maçı oldu. Şartlar itibariyle normalde olmasını beklemezsin. Ama az önce bahsettiğimiz sebeplerden dolayı o maçın havası bir anda değişti. Tabii ki şansları var. Yani Bursaspor'un hikayesi de ayrı bir hikaye. Hani Bursaspor'u da ayrı bir saat konuşursun. Yaşananlar, bu gelinen nokta. Yani şu an ligde şampiyonluk yaşamış. Yani Türkiye'nin en büyük dördüncü şehrinin takımının birinci lige veda edip ikinci lige düşme ihtimali var. Yani buraya kadar gelmemesi gerekirdi ama hala şansların olması tabii. Son dört haftada zannedersem iki galibiyet bir beraberlik var. Aynen. Bursa'da. O 7 puanla beraber işler biraz değişti. Onlar için tabii basketbol takımı şu anda daha çok ön planda. Onların başarısı Euro Cup'ta yarı finale kadar yükseldi. Çok zor iki deplasmandan Bursaspor çıkmayı başardı. Son maçta ilk yarı çok farklı öndeydi. İkinci yarı kafa kafaya geldi. Hatta maçı da Sport Plus'ta veriyordu. Ben canlı izleyememiştim. Merak ettim. Sonunu izleyeyim diye ama maçta yaşananlardan hiç haberim yok. Öylesine. Arada yapıyorum. Böyle maçların sonuna bakıyorum. Dün mesela Milan maçını hiç izlememiştim. Böyle son dakikalarına bakayım dedim. Orada golü görmüştüm. Bursa'da da üçlük yiyor Bursa sonucunda. Maç bitiyor. Sayılıyor önce üçlük. Sonrasında izliyor Lamanaki hakem. Yani. Sürenin dolduğu ortaya çıkıyor ve öyle Bursa Spor adını yani finale yazıyor. Yani olağanüstü bir son heyecan orada yaşanmıştı. Şimdi o zaman dönelim tekrar birincilikten Süper Lig'e Ali abi, bu haftaki karşılaşmalara bakalım. Sondan başlayalım, Galatasaray'dan Sivas Spor karşılaşması vardı. Valla Galatasaray o kadar karışık ki orada da saha içini konuşmak tek başına pek mümkün olmayacak gibi. Yani dün Torrent'in açıklamalarına bakıyorsun, ilk geldiği dönemde yaşadıklarını, işte günümüzdeki yaşadıklarını, işte başkanın belirsizliği, transferde geç kaldıkları, başıboş bir kulüp bulduğunu vesaire. Gerçekten hani bu kadar anlatıyor Torrent. O yüzden saha içinde de Galatasaray öyle çok fazla bir yerden sonra eleştiremiyorsun. Ama dün Galatasaray öne de geçmeyi başarmıştı. Fakat bu sezon artık bir klasiği oldu. Fatih Terim döneminde de çok farklı değildi. Öne geçtiği maçlarda sürekli puan kaybeden bir Galatasaray var. Dün de bunun bir benzerini gördük. Galatasaray ligde artık gün sayıyor. Yani bir hedefi kalmadı. Bu maçta bile, Sivas maçında bile, ki Sivas'ın da hedefi yok aslında ligde öyle. Avrupa hedefi olan, kümede kalmaya çalışan bir takım değil. Tamamen orta sıra takımı şu anda Sivas Spor. Üst tarafla bağı çok 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 az. Oradaki ihtimal 5. bitirmesi. Ama ona rağmen, böyle hedefsiz bir takıma rağmen Galatasaray çok zorlandı. Gole kadar fena değildi. Ayağı paslarla rakip kaleye kadar gidiyordu. Golü de buldu. Ama golden sonra adeta kontak kapattı. Oyun kuramadı. Sürekli geride paslaşmalar. Muslera'dan Semih'e, Semih'ten Nelson'a, Nelson'dan Muslera'ya. Sürekli bir üçlü arasında Galatasaray ileri pas yapamadı. Sürekli top kaybetti. Ve orada zaten belli oldu maçın gidişatı. Yani Galatasaray'ın 1-0 koruyamayacağı bence ortaya çıktı. Sonrası da çok açıkçası şaşırtmadı. Evet, ben de maç sırasında bir iki kişiyle konuştum. Herkes senin dediğin gibi, yani Galatasaray bu oyunla bu skoru koruyamaz. Sivas Spor golü atar, hatta öne geçer diye de konuşuldu.
hemen hemen herkes benzer şeyleri düşünmüştür. Çünkü öyle çözmesi de çok zor bir karşılaşma değildi. Ki yani Sivasspor'da mesela Erdoğan sağ ön bölgede oynadı. Çok gününde değildi. Max Gradel evet birkaç hareketi vardı. Hareketli gözüktü ama topu Yatabare'yle buluşturmakta çok etkili değildi. Hani top Sivas'ta olduğu bölümlerde Sivasspor oyunu alsa da Sivasspor'da net gol pozisyona çevirmekte oldukça zorlandı ki hani işte Uğur'un çok güzel bir ortası Yatabare'nin kafasındaki pozisyonda Sivas'ın neredeyse ilk gol pozisyonu. Ondan önce ufak bir karambol oldu ceza sahası içerisinde. Penaltı beklendiği pozisyon bu Muslera'nın faul yapıp yapmadı. Top arada kaldı böyle geldi o pozisyonda hani vurdular olmadı falan. Hani çok önemli bir pozisyonda yaratamıyordu Sivasspor ama oyun diyordu ki Sivasspor golü bulur. Bir şekilde golü bulur. İkinci yarının hemen başında işte gelen gol ki orada bir duran top golü geldi yine. Sivasspor'dan. Orada da şeyi düşündüm. Bu hücum oyuncuları işte savunmaya doğru geldikleri zaman Gomis faul yaptı orada mesela. Evet. Hani durduk yere basit bir faul yaptı. O serbest vuruşu Sivasspor'a verdi. Orada da top iki futbolcunun bacak arasından geçip kaleye gitti. Yani aslında ya, çok Asaylı... büyük bir şans. Evet. Sivasspor açısından. Çok futbolcu vardı Galatasaray'la. Yani yere de evet. attılar kendilerini ama dediğim gibi iki bacak arasından kaleye girdi. Çok büyük bir şans. Neticede hani Galatasaray'ın tepki verdiği bir bölüm oldu oyun içerisinde. Yani spora. Halil'in girişi biraz değiştirdi evet. o merkezde forvetin arkasında. Halil demişken de Galatasaray'ın ikinci golünde tabii Halil iki kişinin arasından çıktı. Normal şartlarda Halil çok eleştirildi ama Halil'le ilgili bence şöyle iyi bir nokta var. Aklı oynamakta, aklı düşmekte değil. Aklı ayakta kalmakta. O iki kişinin arasından çıkarken Halil kendini iki kere çok rahat yere bırakabilirdi. Hangi milli takım maçında sağ tarafta sağ taç çizgisinin orada milli maçta mıydı o ya? Halil kendini yere bırakmamıştı. Müdahaleye rağmen yani düşmesi. Galatasaray maçı da olabilir o senin söylediğin. Milli takım gibi aklımda kalmış. Neyse bakarım şimdi. O dediğin gibi ya, o özelliği bence evet. çok iyi. Yani çünkü o pozisyonda iki kişinin arasından çıkarkenki pozisyonda iki kere çok rahat bırakırdı. İki kere temas var Halil'e. Ama hani penaltı gerektirecek, düzeltiyorum, faul gerektirecek temaslar mı? Hayır değil. İşte ayakta kalan kazanıyor. Orada iki kişinin arasından çıktığın anda zaten bütün dengesi dağılmış bir savunmaya karşı hücum ediyorsun. Onu da iyi yaptı Galatasaray. Hani aklımda o kaldı mesela maçta. Halil'in ayakta kalma şeyi. Az iyi şey söyleyebiliyorsun Galatasaray'la alakalı olarak. Bunun yanında evet hani bu maçı Galatasaray kaybetti. Totalde çok bir şey değiştiriyor mu? Totalde çok bir şey değiştirmiyor ama kazanmak her zaman iyidir. İşte bazı sorunların üzerine örter. Bazı sorunları çözmek için size zaman sağlar. Ancak Galatasaray'ın hani bundan önceki galibiyetleri Altay ve yeni Malatya galibiyetleri zaten iki takımdan bir tanesi lige veda etti. Diğeri de artık son kozlarını oynuyor. O biraz tabii işte az önce söylediğimizi yapmıştı aslında. Sorunların üzerine biraz örtmüştü. Yoksa Galatasaray oyun olarak kimseyi ikna etmemişti. Dünkü karşılaşma sonrası Torrent'in söyledikleri Galatasaray'da hafta sonu yaşananlar tabii Galatasaraylıları daha fazla endişelendirdi. Orası kesin. Hani böyle bir sezonda bir maç daha fazla kazanmış Galatasaray, bir maç daha fazla kaybetmiş. Çok bir şey ifade etmiyor ama işte Torrent ne diyor? Hiçbir dönemde diyor hayatımda işlerin bu kadar durduğu bir kulüp görmedim. Kontak kapatan bir kulüp görmedim diyor. Bunun yanında çok iyi bir listemiz vardı. Sözleşmesi biten oyuncular vardı evet. ama hızlı hareket edemedik. Çoğu imzalamaya başladı. Aynen ondan bahsediyor. Kritik bir nokta. O yüzden zaten Mayıs ayları kulüpler için çok değerli, çok önemli oluyor. Bunun yanında Galatasaray'da seçim niye iptal edildi? Hani seçim olacaktı? Hani Galatasaray mahkeme kapılarında sürünmeyecekti? Bunlar söylenmişti. Evet belki Burak Elmas tarafından değil. Umarız öyledir. Yani evet onda da umarız, kimse emin olamıyor artık. Umarız yani. Öyledir. Ama gelinen noktada bir mahkeme diyor ki Galatasaray'da seçim olamaz. İşte Galatasaray avukatlarıyla beraber gidiyor. O karar kalkıyor. Galatasaray'da seçim olacak deniyor. Çok güzel. Ondan sonra dönüyoruz. Seçime saatler kala bir bakıyorsun bir başka mahkeme Galatasaray'da seçim olamaz diyor. Böyle büyük bir rezalet olamaz. Bunu anlamak mümkün değil. Ne oluyor, ne dönüyor kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun sinirli hallerini de anlayabiliyorum. Başkanlık artık bitti diyor Burak Elmas evet, için. Onlar da inanmıyorlar.
şu an mevcut yönetime, Burak Elmas'ın iyi niyetine inanmıyorlar. Kaybetmiş, yani Burak Elmas'a olan inançlarını kaybetmişler. Burak Elmas ibrasızlıktan sonra kulübün önünü açacak gibi gözükürken şu an önünü tıkayan engel gibi gözüküyor iki başkan adayının gözünde. Çünkü ibrasızlıktan sonra olabilecek en erken tarihe seçimi alan, hatta bu yönde de belki eleştirilen, hani ortaya aday çıkmayacak, niye bu kadar erken tarih aldın diye bunu yapmıştı. Şimdi yeni seçimi hemen almakta ısrarcı değil. Yani 21-28 Mayıs yapabilir. 11 Haziran gözüküyor. Evet. Şimdi Haziran'ın ortasını atıyor şimdi. Bunu niye yapıyor? Yani onu yapan başkan bunu niye böyle yapıyor? Yani bunda ne mantık var? Söyledikleriyle çelişmeye, yaptıklarıyla çelişmeye başladı. Bir taraftan 11 Haziran'da Galatasaray yeni başkanını seçtiği anda hadi bismillah dediği noktada teknik direktörünün de belirlemiş olması. Yani 11 Haziran atıyorum saat 12'de göreve başladı. 12.05'te teknik direktörün belli olup 12.07'de Galatasaray'ın transfere geçmesi gerekecek. Geçen sezon da Haziran'da oldu. Başkanlık seçimi gelir gelmez. Hatta başkan seçim olmadan Selçuk İnan mı göreve başlamıştı? Sonra Fatih Terim göreve geldi. Yani orada Fatih Terim. Evet, boştaydı. Evet. Ve bir hamle yapabiliyordu. Şimdi sözleşmeli teknik direktörün var. Önce onunla yolları ayırmalısın. Evet. Öyle gözüküyor. Sonra bir de yenisini bulup imza attıracaksın. Bir de unutma Fatih Terim. Yani Fatih Terim'in Galatasaray kulübü içerisindeki işleyişi hızlandırmasıyla yeni gelecek bir teknik adamın aynı şeyleri yapması zamanlama olarak mümkün değil. Yani Fatih Terim'in bir ayda kulüp içerisinde alabileceği yolu yeni teknik direktör belki tanımak için 2-3 ayda alması gerekecek. O da ciddi bir dezavantaj yaratacak. Yani Galatasaray'da görüntü, resim ne yazık ki hiç iyi değil. Galatasaraylılar endişeli. Son derece de haklılar endişeli olmakta. Bundan sonraki süreçte bana sorarsan herkes adımlarını çok dikkatli atacaktır. Çünkü o kadar hassas bir noktaya geldi ki Galatasaray camiası. Yani Burak Elmas'ın bir hafta seçimi geciktirmesi demek bence bir daha olası Galatasaray başkanlığını bile engelleyebilir. O derece kritik bir hale geldi, hassas bir hale geldi yapılanlar. Yani divanda oy birliğiyle başkanın seçim kararı alması şeyi çıktı yani. İşte başkan bu divana ne gerek vardı, biz de katılmayabiliriz. Evet, olağanüstü. Hakkımızdır diyor, öyle bir durum yok diyor. Yani çok zor günler geçiriyor Galatasaray. Torrent geliyor diyor ki kulübe geldik diyor. Bilgisayarlar alınmıştı, ortada kağıtlar vardı diyor sadece. Rakip analizlerini kendimiz yapmak durumunda kaldık diyor. Yani hemen o zaman insanın aklına şey geliyor. İşte Fatih Terim ekibi, onun çalışanları ayrılırken hani tamam biz yoksak burada hiçbir şey yok. Yani bir devamlılık benden sonrası tufan evet, mantığı olmaması lazım. Senle konuştuğumuz kulüplerdeki devamlılık, kulüplerdeki akış aynı devlet gibi olmalı. Hükümet farklı, devlet farklı. İşleyiş devam eder. Galatasaray'da spor kulüplerinde de böyle olmalı ki başarı gelsin dediğimiz noktanın gene çok uzağında olduğunu canlı bir tanıktan öğreniyoruz. Bunu yaşayanlar. Yani Torrent'in mesela o konuda ben herhangi bir abartı ya da yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü o da artık görüyor ne olduğunu. Hani Galatasaray'da kalma ihtimali çok zayıf. Dolayısıyla o da konuşurken daha cesur. Yani kulübü korumak yerine neden Galatasaray'ın bu durumda olduğunu resmini kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Bir de o yüzden, kendini de aklamaya çalışıyor. Ben direktörüm de işte ortam kötüydü. Aynen. Tabii. Zaten işin içinde onlar olduğu için çok yalan söyleyeceğini zannetmiyorum ben Torrent'in böyle bir şeye gireceğini. Dolayısıyla gelinen noktada hani bayramın ilk günü Galatasaray için Galatasaraylılara çok iyi şeyler söyleyemiyoruz. Umarım dediğim gibi bundan sonraki süreçte herkes adımlarını çok dikkatli atar Galatasaray'da ve bu kaostan çıkar. Çünkü bir şey yerleşmişti, işte kaoslar Galatasaray'a yarıyor. Galatasaray bu kaoslardan güçlenerek çıkıyor. Diğer kulüpler gibi değil, buyurun. İşte öyle olmuyor. Yani bir defa olması, iki defa olması demek her seferinde aynı şey olacağı anlamına gelmiyor. Bunu da yaşayarak gördük. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Yeni saate girdik. Sabah Sporu'nda bayramın ilk gününde yayınımız devam ediyor. Bugün saat 8 civarı başladık yayınımızı. Trabzonspor'un şampiyonluğunu konuştuk. Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray'da tabii maçla birlikte seçim gündemi ve
sağ dışında yaşananlar da çok konuşuluyor program içinde. Bunlara da değinmeden geçmedik ve sıra geldi şimdi Beşiktaş'a. Beşiktaş dün Kayseri Spor deplasmanındaydı. 3-2 kazandı ama kazanırken zorlandı. Kayseri Spor maçın ilk bölümünde Mehmet Yam'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıyı da 1-0 önde kapattı. Aslında bu çok şaşırtıcı bir durum değil. Kayseri Spor ligde ilk golü en fazla atan takımlardan birisi ama yine şaşırtmayacak şekilde bu 1-0'ları da pek korumayı başaramıyorlar. Bu maçta da senaryo benzer oldu. 50'de bir duran top sonucu Serdar Saatçı golü attı. Orada da mesela faul çok konuşuldu mu bilmiyorum ama yine basit faullerden biri. Atiba kendini çok kolay yere bıraktığı gibi gördüm ben açıkçası. Ali abi sen genelde dikkat ediyorsun bu tarz durumlara ama katılır mısın bilmiyorum. O organizasyon sonrası Serdar golü buldu ve Enkudu maçın 72. dakikasında oyuna girip direkt olarak etki etti. Hem 2-1'e getiren golü attı, hem penaltı aldırdı, hem penaltıyı gole çevirdi. Yapabilecek her şeyi yaptı Enkudu. Böyle oynasa zaten sürekli ilk 11'in değişilmezi olur ama işte bir maç böyle, bir maç ruh gibi, işte hayalet gibi. Ama bu hali, savunma arkası koşulları, toplu olan çabukluğu, çevikliği gerçekten fark yaratıyor. Bir de sonuca gittiğinde bambaşka bir Enkudu görüyoruz. Maçı çözmeyi başardı. Ama tabii haftaya derbi varken Beşiktaş'a kötü haberler de geldi. Özellikle Montero'nun çift sarıdan atılması üzerine Rozier'in sarı kart sınırındayken gördüğü sarı kart ve cezalı duruma düşmesi İsmail'in de pek hoşuna gitmemiş maçtan sonra yaptığı açıklamada. Ya Rozier rakip yarı alanda bir faul pozisyonunda Kayseri Sporlu oyuncular topu kullanacakken yerdeki topa vuruyor. Yani şimdi buna şımarıklık da diyebilirsin. Profesyonellikten uzak bir davranış da diyebilirsin. İkisinin bir araya gelmesi de diyebilirsin. Her şeyi söyleyebilirsin bu harekete. Zaten Valerian İsmail de bunu hafta içerisinde konuşacağız. Bu yaptı bir hataydı diyor. Çünkü Rozier diyor en iyi oyuncumuz diyor ve bu sistemde Rozier'e ihtiyacımız var. Şimdi Beşiktaş'ta Rıdvan ve Rozier'in olduğu bölge dışında alternatiflerin var. İyi alternatiflerin var. Orada biraz işte oyuncunun formu, oyuncunun özellikleriyle ilgili seçimler yapabilirsin. Yani Larin mi oynayacak, Enkudu mu oynayacak? O düşünülür. Dün mesela Larin Batshuayi'ye yakın oynadı. Gezzel 10 numara gibi oynadı. Yani Beşiktaş sanki 3-4-1-2 gibiydi dün. Bunu zaten Valerian İsmail de söyledi. Çift santroforla oynadık dedi. İşte bir 10 numarayla oynadık. Bu şekilde biraz daha bloklar arasındaki bağlantımız fazlalaştı. Daha fazla topla buluştuk dedi. Şimdi bunları yapabilirsin ama Rozier olmadığı zaman aklına ilk kim geliyor? Kerem var kadroda işte, ya da Enkudu olabilir diye düşünüyorum. İşte o zaman bir şey sıkıntı. Yani Kerem'e güvenir mi? Normalde Kerem'in tabii oynaması gerekir ama işte derbide Kerem'e güvenir mi? Başka bir alternatif arar mı? Eğer Kerem'e güvenmezse Kerem'in gelecek sezon takımda kalmasına gerek var mı? Valerian İsmail'le işte bu tarz sorular hep gündeme geliyor. Dün Beşiktaş'ta işte Vida yok. Josef de Souza yok. Pjanic 11'de değil. Bir 11 tercih etti. Ama Kayseri Spor'un da ligde o bir ara yakaladığı ivmenin çok uzanda olduğu gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Dün Kayseri Spor evet bir kontrada Beşiktaş'ı avladı. Bir penaltı kazandı. O pozisyonda da Beşiktaş'ın itirazı oldu. Hani Wellington'a faul var diye. Ondan sonra eline çarpan bir top. Atan başlangıcındaki çalımlar ama çok iyiydi. Sol tabii, bek tarafındaki onu, çalımlar. Çalımları çok iyiydi. Doğru söylüyorsun. Zaten işte Halil mesela bak o iki kişinin arasından çıktı. Halil bütün dengeyi bozdu. Sivas'a golü atarken Galatasaray. Burada da Kayseri Spor için aynı senaryo geçerli oldu. Ama Beşiktaş ilk yarıda işte Rıdvan'la Larin'le pozisyonlar yakaladı. İşte Rıdvan'ın olağanüstü bir çalım var ilk yarıda. Ama hakem o pozisyonda omuz omuza mücadelede faal çalıyor. Yani. Çok kolay çaldı. Şimdi, hakemler de bir garip. Hakemler de hani oyuncuları eleştiriyoruz. Kendilerini atmak için fırsat kolluyorlardı. Hakemler de düdük çalmak için fırsat kolluyor. İşte ben maçın hakemi Erkan Özdamar. Aslında Erkan Özdamar'ı sertliğe müsaade ettiği için övmüştüm bundan 3-4 hafta önce. Ama bu pozisyon mesela o düdük o yönetimiyle çelişen bir yönetim. Dün ciddi hatalar yaptı ikili mücadeleleri değerlendirmekte. Aslında bir hakemin yeteneği olup olmadığını, bu işe eğilim olup olmadığını
bence en rahat anlatan pozisyonlar ikili mücadeleler. Yani ikili mücadelelerin ruhunu anlayabilen bir hakem varsa o zaman ben gerisi kolay diye düşünüyorum. Ama bu ikili mücadelelerde başıma bir şey gelmesin, ben çalayım da zaten bir şey olmaz diye düşünen hakem de bence çok başarılı olma ihtimali az olan bir hakem oluyor. Ben genelde hani nacizane olarak kendi değerlendirmem hakemler üzerinde o şekilde yapıyorum. Elinde düdük varken o düdüğü sürekli ağzına götürüp ben faul çalayım diye beklemeyeceksin. Çünkü o bir kritik pozisyon. Bırak o pozisyonda oyun aksın, gol olsun. Eğer bir şey olsa zaten VAR seni uyaracak. Hakem olarak bunu da düşünmen lazım. Yani Rıdvan orada çalımı attı. İkili mücadeleye girdi. Eğer orada kurallara aykırı bir hareket varsa zaten seni uyaracaklar. Merak etme. Hoca sen verdin ama bak burada bir nizami olmayan şarj var diye seni çağıracaklar. O zaman git bak. O zaman kararını ver. Zaten bir fikrin var ama o zaman kararını ver. Yani emin değilsen mesela o pozisyonda emin değilsen devam ettir. Hani offside'da da öyle yapıyorlar ya. Hı hı. Emin değilsen devam ettir. Zaten seni uyaracaklar. İkili mücadelenin bundan bir farkı yok özünde. Devam ettir. Zaten hani aradasın. Çalabilirsin, çalmayabilirsin. Çalma, oyunu durdurma. Ben böyle düşünüyorum. O tabii maçın ufak bir detayı ama Beşiktaş ilk yarıda hani Kayseri Spor önünde iyi bir görüntüde olmasa da yine mağlup olmayacak kadar bir oyun ortaya koydu. Bu da Kayseri Spor'un açıkçası biraz işte diyorum ya formdan düşmesiyle mental olarak çok hazır olmamasıyla açıklanabilir diye düşünmekteyim. İkinci yarı Beşiktaş işte biraz vitesi arttırınca zaten golleri ve pozisyonları buldu. Çok da zorlanmadan. Tabii orada Uğur Demiroğlu'nun oyuna girişi, onun hataları. Çünkü hani Uğur özellikle geriye yaslanan takımlarda hava topu hakimiyetiyle ön plana çıkan bir oyuncu ama biraz mesafe bulduğu zamandır rakip onun karşısında işte Enkudu penaltı pozisyonu gibi Uğur böyle hatalar yapabiliyor. Normalde benim sevdiğim, beğendiğim bir oyuncuydu ama o da biraz ağırlaştı kariyerinin son döneminde. Enkudu da o birebiri çok iyi kullandı. Penaltıyı aldı. 3-1'den sonra işte Montero'nun bir ikili mücadelede dirseğinin rakibe gelmesi, ikinci sarı kartla beraber oyun dışı kalması, son 10 dakikada Beşiktaş biraz zorlandı. Kayseri Spor o uzatmalarla beraber 12-13 dakikalık bölümde ceza sahası içerisinde çok fazla topa dokundu. Çok fazla topa müdahale etme şansını yakaladı. Golü de çok geç buldu. Biraz daha erken bir gol bulsa belki Adana Demirspor maçı gibi bir senaryo Beşiktaş görebilirdi. Ama neticede bir şekilde Beşiktaş Montero'suz bölümü de bir gol yiyerek de olsa skoru korudu ve galibiyeti aldı. Çok iyi bir oyun var mıydı? Hayır. Diğer oyuncular, Enkudu dışında oynayan oyuncular bir ışık yaktı mı? Mesela Larin, yani son dönemde çok konuşuluyor. Geçen hafta Kasımpaşa maçında anormal bir gol kaçırdı. Bu karşılaşmada kaçırdı. Hani Larin acaba Ceyhun Kazancı'nın güvendiği kadar önemli, değerli bir oyuncu mu? O bir soru işareti. Batshuayi dün hemen hemen hiç ortada yoktu. Kötü bir günündeydi. Gezel pek iyi gününde değildi. Emirhan biraz bir şeyler yapmaya çalıştı ama seneye bir şey taşıdı mı dersen hayır. Atiba zaman zaman iyi işler yaptı ama gene kendi klasinin uzağındaydı. Rozier vasattı oynadığı bölümde. Rıdvan ilk yarı biraz etkiliydi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte savunmada hani Montero, işte Serdar'ın golü atması, rakibe yakın oynaması onun için bir avantaj. Rakibi rahatsız etmesi. Ersin yine standart. Yani Beşiktaş'ta öyle dün Enkudu dışında böyle parlayan, ya bu maçı çok istiyoruz, bu maçı kazanmalıyız diyen bireysel bir performans görmedik. Bireysel performanslar zaten vasat ve vasata yakın olunca takımın genel performansı da çok yukarı çıkmıyor. Ama Beşiktaş ne oldu? Böyle bir performanstan 3 gol attı. 3 golden fazlasını da atabilirdi. Çok gol yedi. Galatasaray ile Beşiktaş'ın en büyük problemi bu. Galatasaray'ın dün bir istatistik çıktı Opta'da. En fazla gol yediği sezondan yüzdelerle yani ayrılan bir şey. Ona da bakayım söyleyeyim. Maç başına yediği gol. Maç başına yediği gol olarak hani Galatasaray'ın en kötü sezonuna çok yakın bir sezon geçiriyor Galatasaray. Onu ben notlarım arasına almıştım. Eğer bulabilirsem onu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray Süper Lig tarihinde toplamda en fazla gol yediği sezonu yaşıyormuş. 35 maçta 50 gol.
maç başına 2015-2016'da 1.44 gol yemiş Galatasaray. Bu sezon 1.43. Yani maç başına da en kötü. İkinci sezon toplam golde en kötü sezonunu yaşıyor Galatasaray. Dön Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın yediği gol sayısı hani sezonun bu haftası için olağanüstü yüksek bir rakam. Onu da söyleyeyim tam olarak. Yanlış bir şey söylemeyelim. 46 gol yedi Beşiktaş ve ilk 10 sırada yer alan takımlar arasında Hatay Spor'dan sonra Alanya Spor var. Alanya Spor 57 gol yedi. Hatay Spor 55 gol yedi. Beşiktaş 46 gol yedi. Karagümrük'ün de 50 gol yediğini görüyorsun. Yani Beşiktaş'ın yediği gol sayısı ilk 10'daki takımlar arasında en fazlalardan bir tanesi. Şimdi Galatasaray'ın öyle bu kadar kötü savunmalarla bu kadar fazla gol yiyerek, yani maç başında böyle 1.4'ler 1.3'ler yiyerek zaten yarışın içinde olmanız mümkün değil. Hadi yarışın içinde olamadınız. Sezon içerisindeki yenilenen hedefi tutturmanız da mümkün değil. Çünkü Galatasaray'ın hedefi neydi? Eğer şampiyon olamazsan Avrupa yarışının içinde kal. Beşiktaş'ın keza öyle. Şampiyon olamazsan ikinci ol. İkinci olamazsan üçüncü ol. Ama mümkün değil. Bu savunmalar sizi kupadan da kenara attı. O yüzden hani işte üçlü savunma oynama güzel. İşte Galatasaray'da yeni teknik adam güzel, bir heyecan. O şu bu. Ama önce takım savunmalarının Mert totalde belli bir seviyeye, belli bir standarda çekilmesi gerekiyor. Mümkün değil. Hani çok iyi oynuyorsun, 3 gol atıyorsun. Mesela deplasmanda dün iyi değildi Beşiktaş ama deplasmanda 3 gol attığın bir maçın sonunu bu kadar zor getirmemen lazım. Normal şartlarda bunlar büyük problem Galatasaray ve Beşiktaş için. Beşiktaş'ın ama şimdi 5.lik hedefi devam ediyor. Şu galibiyetle birlikte puanını 54 yaptı. Alanya'nın da bir puan gerisinde ki Alanya'da yenilebilirdi dün. 1-0 geride. Ama dün Alanya rakamlarda rekor kırdı. Tabii Malatya'nın da kırmızı kart. Tabii tabii. Ama hani şey gidişata bakarsan 1-0'dan 2-1 oldu. Şimdi bu hafta bir de derbi var. O 5.lik hedefi için. Fenerbahçe'nin de Konyaspor'la işte 2 maç farka çıkması, Konyaspor'un bu haftaki kaybıyla birlikte o da işine geldi aslında Beşiktaş'ın bir anlamda. Yani Fenerbahçe için mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşma değil artık. Burada bir hata payı var İsmail Kartal'ın öğrencilerinin. O açıdan da o senaryo güzel ama işte Rose ve Montero'yu kaybetmesi, ki Montero hani solak bir stoper, bu düzende bence büyük bir artısı var. Rose'nin de alternatif olarak sıkıntısı var. İki kritik bölgede oyuncuyu kaybetmesi dezavantajın oldu. Bir de merkezde kimi tercih edecek? Bu maç mesela Pjanic'e hiç dönmedi. Evet. Normalde ilk onu neredeyse oyuna alırdı. Valerian İsmail hiç bakmadı bile, değiştirmedi. Farklı bir ikili kullandı ilk defa. O da Atiba. Hiç neredeyse süre vermediği bir oyuncuydu. Sadece bir dakikası vardı Atiba'nın bundan önce. Valerian İsmail döneminde onu 11 oynattı. O da deniyor yeni sezon öncesi. Hani kimleri götürebilirim? Kimlerden neler çıkarabilirim? Mesela Torrent çok böyle yapmadı. Tabii tercih meselesi, yani farklı bakıyorlar futbola. Valerian İsmail en azından hani Emirhan'a da süre vereyim dedi. Atiba'yı da göreyim 8 numarada. Farklı farklı denemeler yapıyor. Serdar'a güvendi. Necip'e güvenebilirdi mesela. Serdar'ı oynatması. O dokunuşlar benim hoşuma gidiyor. Yani Torrent'ten ziyade. Torrent çünkü bu konuda çok eleştiriliyor. Ben de hak veriyorum. Artık iş bitmiş. Hani biraz farklı oyuncular, yeni sezonda bir şeyler taşınmak. İşte Barış Alper'dir, Morutsan'dır, alttan oyuncular. Hiç bakmadı oraya Torrent. İşte Babel'le Gomis'te, işte Pulgar'la gelecek sezon olmayacak oyuncularla, Gomis değil de diğer saydığım iki isim. Ama Valerian İsmail o açıdan bence dengeli bir dağılım yaptı. 3-0 kaybettiğimiz bir maçtan sonra bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu diyor kendi. Zaten zorunlu olarak yaptığı değişiklikler var. Ama genel olarak bakış açısı böyle. Olmalı mı? Olmalı. Çünkü yeni teknik adam geldi. Yeni teknik adam geldi. Gelecek sene olmayacak oyuncularla devam etmesi gelecek sene olan oyuncuları da küstürür. Yani bu sezon teknik adam değiştirdikten sonra takımdaki tüm oyuncuların şanslarının sıfırlanmış olması gerekir. Yani yeni teknik adamın gözünde hepsinin aynı seviyede olup kendi şanslarını yaratmaları gerekir. Dolayısıyla hocanın gözünün içine bakanlar, yani bana forma ver diye hocanın gözünün içine bakanlar eğer bu kalan dönemde hiç forma şansı bulamazsa o zaman gelecek sene nasıl motive olacaklar ya da takımda kalmak isteyecekler mi? Mesela Serdar Saatçı'nın sözleşmesi ne kadar? Önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor. Yani onun da aslında bu yaz döneminde anlaşılması lazım. Aynen, yoksa bedava gidecek. Klasik gelecek seneki şey, bu sene ve geçen seneki durum olacak Beşiktaş'ta.
Yani genel olarak hani Beşiktaş'ın kazanması gereken bir karşılaşmaydı. Kazandı ama öyle çok iyi bir tat bıraktı mı dersen hayır. Çok özel bir performans izledik mi dersen hayır. İyi bir hakem performansı izledik mi dersen hayır. İyi bir rakip izledik mi dersen hayır. Vaktimizi ayırdığımıza değdi mi? İyi bir maç oldu mu dersen hayır. Bazen böyle vardır ligde karşılaşmalar. İşte önemli olan 3 puandı dersin. Yoluna devam edersin. Gelecek hafta derbide tabii seyirci motive olur. Takım daha fazla motive olur. Ancak orada da az önce senin söylediğin durumla beraber Fenerbahçe için mutlaka galibiyet ya da yenilmeden dönmek parolası ortadan kalktı. Çünkü Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra içeride Karagümrük'le oynayacak. Yeni Malatya ile ligi bitirecek. Zaten 4 puan önde. Hani Fenerbahçe aslında bu hafta lig ikinciliğini ve olası Şampiyonlar Ligi ihtimalini garantiledi. Fenerbahçe için güzel bir hafta bu hafta. O yüzden Fenerbahçe daha rahat olacaktır. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha rahat olması demek Beşiktaş için daha büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirebilir. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sunar. Bitay, geleceğin yatırımı. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitay'dan Bitcoin'in fiyatını aktarayım sizlere. Şu anda bir Bitcoin 592.509 TL'den işlem görmekte. Dün bu saatlerde 580.000 bandındaydı ama gece haftalık kapanıştan sonra Bitcoin fiyatının çok az bir tepki aldığını görüyoruz. Dolar bazında şu anda 39.000 dolar seviyesinde. Son bakıyorum 24 saatin en yüksek seviyeleri bunlar. Türkiye'nin global Bitcoin borsası Bitay alternatif piyasaları sundu. Bitay, geleceğin yatırımı. 9.22 saatlerimiz, şimdi iddia bölümündeyiz. Bugün günlerden pazartesi, Süper Lig'de ve birinci ligde karşılaşma yok. Tahmin ediyoruz ki bayram vesilesiyle federasyon pazartesi gününe maç koymadı. Çünkü bugün Ramazan bayramında ilk günü ama Avrupa'da tabii böyle bir durum söz konusu değil. Bugün liglerde önemli karşılaşmalar var. İspanya'da Hetafe Real Betis maçı görüyorum bültende. İngiltere'de Manchester United Brentford var. İtalya'da Atalanta Salernitana, Almanya'da Gladbach Leipzig, Leverkusen Frankfurt günün ön plandaki liglerindeki karşılaşmalar ve tek maç olarak da yine normalden daha yüksek oranlarla iddia.com'da ve iddia bayilerinden oynayabileceksiniz. Ali abi söz sende. Evet, Premier Lig'de United Brentford mücadelesi. United'ın tabii son dönemdeki puan kayıplarıyla beraber ki aynı zamanda Arsenal ve Chelsea'nin de düzeltiyorum Arsenal ve Tottenham'ın da galibiyetleriyle beraber dördüncülük şansı bakıyorum şöyle bir imkansıza yakın. Çünkü Arsenal'ın dünkü galibiyetiyle beraber yok imkansızmış hatta. Çünkü Manchester United'ın 35 maçı var. Arsenal 34 maçta 63 puanla arada 8 puanlık bir fark var. Dolayısıyla o iş olmaz artık. Yani matematik olarak varsa da bir şansı pek yok gerçekten. O yüzden United artık bulunduğu yeri korumaya çalışacak. Diğer yanda Brentford Lig'in rahat takımlarından bir tanesi. United'ın savunması sıkıntılı olduğu için bu maçta iki takım da birbirine karşı skor üretecektir diye düşünmekteyim. İtalya Serie A'da Atalanta Salernitana karşılaşmasında Atalanta açısından tabii şu anki durum çok iyi bir durum değil. Son yıllarda sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım. Şu an 8. basamakta ve 4. sıradaki Juventus'u yakalama şansları yok. Roma dün berabere kaldı. Lazio 59 puanda. Bunlar Avrupa potasındaki takımlar. Atalanta da 55 puanda. Bu Atalanta için hani en azından Avrupa şansını devam ettiğini gösteriyor. Bu iyi. Ama diğer tarafta Salernitana da can derdinde 2 maçları eksik ama güvenli bölgeden de sadece 3 puan gerideler. Yani onlar direniyorlar. Ben yakın bir karşılaşma bekliyorum. Atalanta'nın son dönemde bir iki maçı dışında ki son maçı 4-4 bitti. Maçları az gollü geçiyordu. Bu kez işte düşme hattında bir rakip olduğu için ben 2-3 gol barajında kalacağını düşünüyorum Atalanta'nın maçının. Ve
Bundesliga'da Mönchengladbach Leipzig mücadelesi. Leipzig Şampiyonlar Ligi'nin peşinde. Freiburg 55, Leipzig 54 puanda. Leverkusen 55 puanda. Mönchengladbach rahat. Ben Leipzig'in deplasmanda da olsa kazanmasını bekliyorum. Evet, Leipzig galibiyeti 1.57 oranı var. Leverkusen Frankfurt'ta Leverkusen'in galibiyetine 1.26 verilmiş. Evet. Niye bu kadar favori ben Frankfurt karşısında? Bakmadım detayına. Frankfurt'ta çünkü özellikle Avrupa'daki performansıyla Avrupa maçları olabilir. Rotasyon olabilir. Bir başka bir şey mi var acaba kaçırdığımız? Çok fazla 7.25 Frankfurt galibiyeti böyle bir olmaz böyle şey diyorsun. Şimdi Frankfurt neler yaptı? Geçen hafta Avrupa maçı oynadılar. Bu hafta rövanşı oynayacaklar. Evet. Perşembeden perşembeye. Bakalım. Ben buradan bir farklı bir sonuç açıkçası olabileceğini düşünüyorum. Şimdi 9.26 saatlerimiz. Bu bölümü de o zaman Fenerbahçe maçıyla kapatalım. Tamam. Reklama kadar Fenerbahçe'de maçlarını ilk oynayan takımlardan biri oldu. Gaziantep'i konuk ettiler iç sahada ve galibiyet serisi de Fenerbahçe'nin bu maçta da devam etti. Zaten Gaziantep ligin deplasmandaki en kötü takımlarından biriydi. Fenerbahçe üst üste 6 maç kazanarak gelmişti. Ortam Fenerbahçe'nin galibiyeti için müsait. Her şey hazırdı. Evet, yani ufak tefek eksikler, işte Kimin olmaması, Crespo'da olmaması, Osayi'nin olmaması aslında şimdi böyle düşününce kıymetli, çünkü biz ya da ben en azından şöyle diyordum, gelecek sezon iskeleti işte savunmada kim? Sağ bekte Osayi, orta sahada Crespo'yla. Hani bu oyuncuları iki yazmak gerek, etrafında şekillendirmek gerek diyordum. Bu oyunculardan yoksun çıkmasına rağmen Nazım'dan bir asist katkısı aldı. Stoper'de öyle çok büyük problem yaşamadı. Gustavo tabii ki bir Crespo kadar hareketli, sahada basmadık yer bırakmayacak bir profil değil artık, ama o da çok fazla sırıtmadan en azından bir maçlık idare etti Fenerbahçe ve 3 gollü bir galibiyet aldı. Onlar adına hani derbi öncesi ligde ikincilik hedefi de devam ediyordu. Öyle çok zorlanmadan hani 2-0'ı buldular. 2-1 3-1'e geldi. Sonda bir gol kalesine gördüler ama maçı hep önde götürüp maçın başında da golü bulunca o stresten de uzak bir Fenerbahçe gördük. Güzel bir karşılaşma oldu Fenerbahçe için. Ya tabii Fenerbahçe için az önce söyledik. Bana göre lig ikinciliğinin garantilendiği karşılaşma oldu. Ve bana sorarsan da Fenerbahçe son dönemdeki yükselişiyle ve istikrarıyla bunu hak etti. Son 10 maç 9 galibiyetten bahsediyoruz. Son 15 maç, ki İsmail Kartal dönemi oluyor, 11 galibiyet. Fenerbahçe'de zannedersem 3 beraberlik 1 mağlubiyet. Yine bu dönemde ligin en fazla puan toplayan takımı Fenerbahçe. Evet, Fenerbahçe şampiyonluk yarışından koptuktan sonra mental olarak bir rahatlama yaşadı. Ama mental olarak rahatlama yaşayan diğer takımlarda böyle bir istikrar görmedik. Evet. Bunu unutmamak gerekiyor. Tamam, stresiniz azalıyor ama stresin azalması bir bakıma iyi bir bakıma kötü. Onu tam dengede tutmak gerekiyor. O yüzden Fenerbahçe'de son dönemde olanları takdir etmek lazım. İşte az önce senin söylediğin eksikler, bir de Fenerbahçe'nin aslında fiziki kuvvetini oluşturan eksikler bu oyuncular. Crespo, Osayi, Samuel Kim, o fiziksel sertliği veren oyuncuların önemli bir bölümü yoktu. Ama rakip tabii ligi bırakmış, lig kafasında bitirmiş bir takım. Ve Gaziantep için ben endişeliyim. Yani bundan sonraki 3 karşılaşmada hiç belli olmaz. Çünkü bir kere kontağı kapattığınız zaman arabayı tekrar çalıştırmak çok kolay olmuyor. Bu tarz ekiplerde o geri dönüşü mental olarak, fiziksel olarak sağlamak çok kolay olmuyor. Onlar Göztepe maçında ateşle oynadılar. Bakalım onun cezasını futbol tanrıları kesecek mi, kesmeyecek mi? Bunu beraber göreceğiz. Fenerbahçe için rutin bir galibiyetti. İkincilik, tekrar söylüyorum, bana göre garantilendi. İsmail Kartal'a taraftarların yaklaşımı, artık rüzgar tamamen İsmail Kartal kalsına doğru dönüyor. Yani şu açıdan söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Rüzgar İsmail Kartal'a döndü, İsmail Kartal kalsına döndü derken şunu kastediyorum. Yani Löw Jesus yok, tamam, macera arama. Evet. İsmail Kartal'a devam et. Artık orada Fenerbahçe taraftarı. Bunu da gösterdiler. Aslında bu da bir anlamda iyidir Fenerbahçe için. Hani Ali Koç'un biraz elini kolaylaştırmıştır. Cebinde en azından İsmail Kartal, evet, var. Kesin var. Öyle, evet. Hani aramayacaktır. Ali Koç da maceraya girmez. Belki hiç düşünmüyordu İsmail Kartal'ı gelecek sezon planlamasında. Kesinlikle düşünmüyordu. Yani bugün gelinen noktada tamam, benim en azından İsmail Kartal'ım var. Yani Jesus ve Löw'e masada, yani her şeyi de vermek zorunda değilim.
bir başkan olarak. Bunu da düşünüyordur. Yalnız nereden nereye ama bu da hiç düşünebilecek bir şeydi. Yani İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımda kalma ihtimali böyle konuşuyorduk 5-6 hafta önce ama öylesine böyle soruyordu. Kimse inanmıyordu. Ben de sorarken inanmıyordum. Ama şu an geldiğim noktada o kadar güçlendi ki gerçekten hiçbir şey belli olmuyor. Hiçbir şeyi böyle büyük konuşmamak lazım. Evet, ne yazık ki senin o felsefene gelmiş olduk. Bundan sonra sen asla vazgeçmezsin bu felsefeden. Ali abi ama her hafta... Düşünecek gibi de değil evet diyorsun. Evet yani sürekli örnek çıkmıyor mu karşımıza? Olmayacak dediğimiz şeyler hepsi başımıza geliyor evet. Hayatta. %100 haklısın. Şöyle bir tık ileri götüreyim. Sen konuşurken şu aklıma geldi. Hani ben İsmail Kartal'ın ilk bir iki maçını gördükten sonra sezonu bitiremez diye düşünüyordum. Bırak hani Fenerbahçe'de kalıp kalmamayı tartışılmasın. Ben bir iki maçı gördükten sonra bu İsmail Kartal yani bu takımı hiçbir şey yapamaz. Bir iki maç sonra da üst üste mağlubiyetlerle gider diye düşünen biriydim. Torrent vardı, Önder Karaveli vardı ve en zayıf gözüken İsmail Kartal'dı. O zaman kim daha başarılı olur diye ben kendi Twitter anketimde bir paylaşımda bulunmuştum. Önder Karaveli çıkmıştı. Bir de altına yazmışlar dalga mı geçiyorsun? Niye böyle bir anket yaptık? Görmüyor musun diye. İşte futbol böyle. Torrent'te gideceği eli kullandı. Evet. Neticede Fenerbahçe kazanması gereken bir karşılaşmayı standart bir oyunla, yeter bir oyunla kazandı. İyi serisini devam ettirdi. Başkanın elini kuvvetlendirmeye devam etti. Oyuncular şu an rahat. Oyuncular gülüyor. Fenerbahçe'de oyuncular mutlu. Bakalım. İşte bir an önce de teknik direktörünü açıklarsa Fenerbahçe, İsmail Kartal ya da Jesus ya da Löw bilmiyorum artık hangisi olacaksa biraz daha camia rahatlayacaktır. Jorge Jesus hafta sonunda Brezilya'da bir maç izlemeye gitti. Bir arkadaşının davetlisiymiş. O da sanki oraya göz kırpıyor gibi Brezilya'ya biraz daha sanki yakın gibi bilmiyorum. Belki orada çalışmasının etkisi. Dil farkı da var. Aynı dil farkı derken. Sen dediğin gibi öyle zaten çok ülkesi dışına çıkmayı seven bir yapısı da yok. İşte Löw bir taraftan muamma. Fenerbahçe bu hafta rahat bir şekilde derbi hazırlanacak. Derbide de en kötü yenilmeden dönerse Fenerbahçe için zaten sezon 2-2 ile biter. Bu maçta mesela Valencia oyuna girdi 74'te. Felaket bir görüntüdeydi Valencia. Yani ayağına gelen her topta çok büyük hatalar yaptı. Onu dikkat çekici noktalardan biri. Berisha son bölümde girdi. O da bulduğu kısa süreyi pek iyi değerlendiremedi. Yani önümüzdeki sezonlar için Berisha'da hani galiba gidecek artık bu sezon. Onun ilk ve tek sezon olacak Fenerbahçe'de. Çok hani deniyor. Teknik direktör de şans veriyor. İşte hazırlık maçında bir sol kanat forvet gibi oynatmıştı ama Berisha'da o fırsatları şu ana kadar pek iyi değerlendirdiği söylenemez. Arda'yı daha fazla izlemek isterdik. O da ancak 74'te oyuna girebildi ama daha önceki maçlar gibi bir etki bırakamadı Arda Güler'de. Onu söylemek lazım. Bir de Serdar Aziz ceza duruma düştü. Evet. Aslında ligdeki en iyi performanslardan birini gösteriyordu son dönemde. O da bir istikrar yakalamıştı. Kolay değil. Hani Salah ile mücadele ediyordu bir yandan ama şans da ona güldü. İşte Salah'ı sol bek oynamak zorunda kaldı. Sonra bir sakatlık geçirdi ve istikrarlı bir şekilde oynadı. İhtiyacı olan bir şeydi Serdar Aziz'in. Ve sürekli de aslında sakatlanan bir oyuncu olarak istikrarı da korumuştu. Şimdi böyle bir sarı kartla çok gereksiz. Hani Rosen'inki gibi bir sarı kartla böyle kritik bir maçta forma giyemeyecek olması da en kibar tabirle hani yazık Serdar Aziz'e. Ama tabii kendi etti, kendi buldu bir yandan. Ya zaten işte bu tarz kartları gören oyuncular pek değişmiyor Mert. Hani gereksiz kart gördü dediğin oyuncular değişmiyor. Mesela Beşiktaş'ta Rozier değişmiyor. Geldiğinden beri. Mesela Atiba görmüyor da işte evet. Rozier görüyor. Yani ondan sonra işte bahaneler söylüyorlar işte çok nabız çok yüksek ya. Tamam senin nabızın yüksek de işte biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. Diğerlerininki değil mi yani? Diğerleri de oynuyor, sen de oynuyorsun. Neden öyle oluyor? İşte sen kendini kontrol edemiyorsun. O kendini kontrol edebiliyor. Şöyle söyleyeyim. Ya gelecek haftaki maç ölüm kalım maçı olsaydı farklı eleştirilirdi. Evet, şu an biraz daha rahat. Konya da kaybetti. Evet, Konya kaybetti. 4 puana çıktı fark. Ondan sonraki fikstür kolay. Çok bir önemi yok. Beşiktaş'ta da yani mesela Rozier'i taraftar seviyor da işte Rozier de bir maçta böyle yapıyor. Ondan sonra öteki maçta gidiyor Abubakar'ı koyuyor. Yani onun da ne yaptığı belli değil. Bir başı boşluk var. Kabul etmek gerekiyor. Bu kadar oyuncular hani biraz suistimal ediyorlar. Şimdi Rozier sevilen bir oyuncu. Beşiktaş taraftarları tarafından. İşte maç Beşiktaş kaybediyor, üzülüyor. Sahayı terk etmiyor. Ağlamaklı oluyor. Tabii doğru.
dur taraftar da bak işte gördün mü ne kadar iyi oyuncu, ne kadar aidiyet duygusu yüksek. Güzel aidiyet duygusu yüksek. Ama orada överken yeri geldiği zaman da yermeyi bilmesi lazım taraftarın. Ya bir dakika sen ne yaptın arkadaş? Ya böyle bir sarı kart görmeye hakkın yok. İşte bu biraz böyle kulüp içerisindeki vidaların ne kadar sıkılmış olduğuyla alakalı. Yani bunu sadece nabız yüksekti, o hareketi yaptım diye geçiştirirsen gelecek senede 3-4 tane oyuncun böyle kart görür diye düşünüyorum ben. Barış Ertül, Ali Erin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Heyecan onda, coşku onda, iddia. İddia. Son bölümdeyiz. 9.41 saatlerimiz. Bayramın ilk günü bugün. Bakalım. Çok fazla mesaj gelmedi bugün. Hani bayramımızı kutlayanlar oldu. Teşekkür edelim Mehmet Ünlü. Sadık dinleyicilerimizden Mustafa Kemal yine bugün bayram mesajını göndermiş. Ki bu iki dinleyicimiz de Almanya'dan bize yazıyorlar. Türkiye'de olup yazan, bayramımızı kutlayan Twitter üzerinde en azından kimse çıkmadı bu da. Manidar genelde öyle oluyor. Farkındasın değil mi? Bayramlarda yurt dışından dinlenmeye devam ediyorlar. Gördüm, mesai devam ediyor. Evet. Biz de... Yani şimdi Mehmet Ünlü gitti. Uçak manzaralı ofisinde normal açtı dinliyor. O yüzden Türkiye'de tabii bayram olduğu için herkesin meşgalesi farklı. Evet. O yüzden çok fazla dinlenmiyoruz. İşte İsveç'ten yazan bir dinleyicimiz olmuş. Program başında kapalısınız galiba demiş. Saat 7.40 civarı yazmış. Ama Türkiye'den yazan yok. O da ilginç olurdu zaten. Hani şu anda yolda olan da çok fazla kişi yoktur. Olsa da bayramın ilk gün Radyo Spor'u açmak akıllarına gelir mi? Merak ediyorum. Çok da mesajlardan anladığımız kadarıyla pek de zaten merak edilmiyoruz. Biz bize izliyoruz. Evet, biz bize izliyoruz. Ama ben de seni merak ediyordum bu hafta sonuna dair görüşlerini. Ha. Öğrenmiş oldum. Konuşmamıştık evet. Seninle. Doğru. Bizim ona yaradı yani. Bir şey yok. Mutlaka. Evet. Tabii normal. Bunlar özel günler. Özel günlerde daha az dinleyiciye ulaşmak sabahın bu saatinde son derece normal ama dinleyenler de her zaman vardır. Sessiz çoğunluk. Şimdi kapatırken birkaç hani hafta sonundan not paylaşalım. Karagümrük bu haftanın kârlı takımlarından biri oldu. Yine Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Maçın tabii son bölümündeki hamleler, Volkan Demirel'in işte oyuna soktuğu futbolcuların goller atması, hemen etki etmesi onun açısından kıymetliydi. Bu galibiyetle birlikte de Karagümrük 7. basamağa kadar yükseldi. Ligin alt tarafına yakınlardı. Orada hatta oyun olarak çok şey vaat etmiyorlardı Fayoli sonrası Volkan Demirel'le. Hatta kümede kalmada sıkıntı yaşarlar mı diye konuşurken işte İsmail Kartal da başımıza gelen burada da başımıza geldi. Yani Volkan Demirel'le Karagümrük çok da beklemediğimiz bir çıkış yaptı. Onlar da üst üste şimdi 4 maçta bakıyorum 3 galibiyet bir beraberlik. 10 puanlık bir seri. Fena değiller son dönemde. Bir Galatasaray mağlubiyetleri var çok iyi olmadıkları. Ki o maçta da 2-0'da bir penaltı kaçırmışlardı. Son bölümde işler değişebilirdi. Bir de Hatay 3-0 kaybettikleri bir karşılaşma var. Ama onun haricinde son 10 haftada çok istikrarlı bir performans Karagümrük ve bir anda da kendini bu 5.lik iddiasının içinde buldu. Şu anda 5. Alanya ile 2 puanlık bir fark var. Beşiktaş'ın sadece 1 puan gerisinde Karagümrük. 5.likte hep şu yüzden dikkat çekiyoruz. Trabzonspor kupa şampiyonu olursa 5. de Avrupa'ya gidecek. O yüzden 5.lik kıymetli ve Karagümrük bu hafta mesela Göztepe ile oynayacak. Bundan sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanındalar. Zor bir deplasman ama duruma göre Fenerbahçe'nin ikinciliği garantilemiş olma ihtimali var. Garantilemese bile son hafta yine Malatya maçı olduğu için nispeten rahat olacaktır. Ve Karagümrük son haftada asıl kritik maç orası. Alanya Spor mücadelesi eğer 5.likte iddiası devam edecekse son hafta o açıdan belirleyici olabilir. O maç da bu arada Beşiktaş'ın avantajı. Sonuçta iki direkt rakibi 5.lik için karşı karşıya gelecek. Beşiktaş da böyle aradan sayılıp ligi bu kadar kötü giden, kötü başlayan ligi en azından Avrupa ihtimaliyle bitirebilecek. O da hani sezonun kazancı olur Beşiktaş adına.
diyelim. Haftadan aklımda kalan notlardan biri bu. Giresun'un tabii ligde kalmayı garantilemesi bu haftaki galibiyetle beraber o da kıymetli. Adana Demirspor'u mağlup ettiler ki Adana Demir de üst üste 3 maçtır kaybediyor. Adeta kontak kapattılar son bölümde. Giresun ligde kalmayı garantiledi. Onlar için de çok kötü başlayan bir sezondu. Gol bulmakta, puan toplamakta çok zorlandılar. İsrar ettiler Hakan Keleş'te. Çok rastladığımız bir şey değildi. Doğru bir yöneticilik örneği gösterdi Giresun Spor cephesi. Sezonun içinde öğrendik ki aslında birçok takımda benzer de ilk 11 oynayan futbolcular dahi para kazanamıyorlar. Para almamışlar. Neredeyse öyle bütün sezonu geçirmiş bir Giresun var. Bence başarılarını biraz daha anlamlı kılıyor bu durum. Onlar ligde kaldılar. Bence de iyi oldu ama tabii sezon, yeni sezon ne olacak? Kiralık da çok oyuncuları var. Kim Trabzon'dan Diabate, Flavio takımın önemli isimleri. İşte Chiquinho geldi kiralık. Kaleci Okan kiralık. İşte Emre Taşdemir gelmişti. Çok oynayamadı gerçi ama kiralıktı. Böyle sıfırdan tekrar bir takım kurmak çok zor Giresun işi. Bir de para yok işte. Ödemeler yapılamadı. Seneye yaz dönemini nasıl geçirecekler? Gerçekten zorlu olacak onlar için. Ama bu sezonu Hakan Keleş kesinlikle çok iyi geçirdi. Sezonu bence performanslarından biri bir teknik direktör olarak onu söyleyebiliriz. Tabii, de 35 haftada garantilemiş olması da güzel. Değil mi? 3 maç kala. Rahatlar şimdi. Aynen, çok daha rahat. Az değil yani 3 maç kala lige yeni çıkan bu kadar büyük problemler yaşayan bir takımın garantilemesi. Tabii diğer ekiplerle de direkt ilişkili, farkındayım. Ama yine de kendi işini Giresun Spor bitirdi. Adana Demirspor da Avrupa potasından bir anda işte 3 maçla beraber kayboldu gitti. Şimdi Altay bu hafta kazandı. Hatay'ı mağlup etti. Onlar da hala iddialarını sürdürüyorlar. Direniyorlar en azından. Çok zor tabii. 3 maçı da kazanacaklar. Gaziantep de kaybedecek. Ya belli olmaz. Zor tabii. Belli olmaz ama işte belli olmaz, ufak çaplı işte. Bir... Sen demiyor muydun? Her şey olabilir. Az önce 5 evet. dakika önce hiçbir şey olmaz dememek lazım. Ne? Olmayacak şeyler oldu, bunları gördük diye işte olabilir. Altay bu hafta Giresun oynayacak. Giresun ligde kalmayı garantiledi. Sonra Trabzon maçı var. Trabzon aynen. Şampiyon zaten. Aynen. Kupa hedefi olacak belki. O yüzden rotasyonlu bir kadro. Son kupa maçından sonra oynayacak. Evet, kupa maçından evet. Fenerbahçe'den sonra oynayacaklar. Son hafta? Son hafta da Kasımpaşa içeride. Evet. O da zaten Kasımpaşa'da. 9 puan çıkabilir oradan. Evet. Şeye bak. Rize mi? Rize'ye bak. Rize'ye de bakalım. Rize'nin fikstürü de öyle. Yeni Malatya bu hafta. Evet. Üçü yaz bir kere garanti. Sivas. Tamam. Ve kupa son hafta da sonra, Sivas'ın kupa maçından sonra. Doğru. Ve son hafta Gaziantep işte. Evet, Dananın tamam. Kuyruğunun kopabileceği karşılaşma. Gaziantep yani hiç. Acayip bir son olur o zaman. Evet. Hiç öyle şey zannetmeyin yani Gaziantep. Şimdi Erol Bulut diyor ki çok sorun olacağını zannetmiyorum dedi. Geçen hafta bir puan alırız dedi de yağlamazsam. Rakiplerin 3'te 3 yaparak kapatabilir. Valla tarihe geçilir. Yanılmaz bir şey olur. O penaltı gerçekten kaç ay konuşuruz biz o konuyu. Evet. Sezonun olayı olur. Sezonun evet. Biz haftanın olayı yapıyoruz ya. Sezonun olayı olur. Sezonun olayı olur gerçekten. İşte biz üzüldük falan. Centilmenlik yaptılar. Ben de o yüzden o penaltı atma içime sindiremedim. Karar aldık falan dersen. İşte Mert Elam'ın dediğine gelirsin. Her şey olabilir. Evet Ali abi, bitirdik. Bugün evet, programı. Ağzına sağlık. Senin abi. Herkese teşekkür ederiz. Bayramın ilk günü beraberdik. Hakan'a teşekkür ederiz. Kalktı geldi. Ben beklemiyordum gelmesini de. Dün uyardı bizi. Ha? Dün uyardı bizi. Geç sağ olsun. Kalmayın diye. Yok hani şey hatırlattı, 7'de değil 8'de başlıyor programı. Ne erken gelmeyin diye. Sanki ilk defa bayramda program yapıyormuşuz evet. gibi. Ama teşekkürler ilgisi için evet. tabii ki. Güzel, keyifli bir program oldu. Herkese bir kez daha iyi bayramlar diliyoruz. Sevdikleriyle beraber. Güzel. Keyifli bir bayram geçirirler umarım. Normal Radyo Spor'un yayın akışı da bundan sonra artık bayram boyunca aynı evet. şekilde yarın 7'den itibaren evet. Devam edecek. Yarın da sen yoksun. Evet, sabah. Barış abi de yok. Engin Çetin ve ben burada görevi sizden devralacağız. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, ben de tekrar herkesin bayramını kutlayayım. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.